Peki. Evet, merhabalar. Yine bir canlı yayında, ikinci sezonda çok uzun zaman sonra bu yeniden... Bu konuşmaların açılış konuşmasını benim yapmam gerekiyor. Evet, pardon, çok özür diliyorum. Ama sizlere bırakıyorum. Ben bir konuşma hazırlamıştım o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar, canlı yayın, canlı muhabbet ikinci sezonunu açıyoruz. Bu sezon oldukça büyük yeniliklerle karşınızdayız demek isterdim. Fakat değişen hiçbir şey olmadı. Şöyle yine freestyle yapacağız, yine dişler atacağız, MC'lerin arkasından gıybet yapacağız. Bunun dışında Blue Moon, danslar. Dans edeceğiz. Evet, onu hep yapıyoruz zaten. Dans edeceğiz, çok eğleniyoruz. Yoğun bir şekilde yayın yapacağız. Yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi hiç enteresan şeyler konuşmayacağız. Evet. İnsanların beklentilerini her zaman olduğu gibi karşılamayacağız. Ben seni nasıl uyardım? Nasıl uyardım ben seni? Elini tutuştuk. Yalnızca elini tutuştuk. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Mert Uyar demiş ki ilk sorum limit yok şarkısına klip gelecek. Ben bilmem Ender abimdir. Ne diyordum? Her zaman olduğu gibi ciddi bir şey konuşmamaya devam edeceğiz. Çok lakayt olacağız. Çok lakayt olmaya devam edeceğiz. Ayrıca lavabali olacağız. Twitter'dan bu nasıl bir canlı yayın, işte ne biçim ciddiyetsiz adamlar bunlar yorumlarını almaya devam edeceğiz. Çeşitli sözlüklerde, internet platformlarında, sosyal medyada insanların bize yaptığımız yayınlarda hiçbir şey anlatmıyoruz ve boş boş konuşuyoruz diye söylemesine bir kez daha tanık olacağız. Çünkü bunları çok özledik. Evet, özledik ben. Yeni yayın dönemimize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Peki ben bir dakika bunu acaba yenilersem... Acaba gerçekten o kadar geç gidiyor, o kadar geç gitmiyor mu? Geç gidiyor, hep geç gidiyordu. O kadar geç mi gidiyordu? Evet. Peki. Arkadaşlar bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ben şu YouTube'da yaptığınız yorumları okumuyorum ama belki oradan... Ben bir daha miyim? Çok seviyorum. Halkın sesi olduğunu iddia ederek belki okuyorum. Twitter'dan ulaşsanız daha iyi olur. Sanki. Oradan sadece göz ucuyla okuyorum ben. Bir de bir şey rica edeceğiz. Bu yayının linkini paylaşıp reklam yaparsanız iyi olur. Değil mi? Olur. İyi olur herhalde. Ne olur? Daha çok kişi izler. Onlara da rica etsek. Daha böyle kişi, böyle. Evet. Herkes birine rica ederse. Evet. Rica minnet işi. Bakın işte bu yayında biz çok eğleniyoruz. Çok komik espriler dönüyor. Evet. Bilmem ne diye paylaşırsanız çok güzel bir viral etkileşim gelebilir. Evet. Viral etkileşim. Berk harbiden kilo almış. Hoş gelmiş. Kilo almadım. Aksine kilo verdim. Ya aksine kilo da vermedim ben. 2006'dan beri 72 kiloyum. Bana kilo aldın, kilo verdin diyemez kimse. Bence senin sakalını ve saçını kesme durumunla alakalı olarak. Evet. İnsanların şeyi. Sakallarımı kestiğim zaman daha zayıf mı gözüküyorum? Evet. Ya da bilmiyorum. Bir ara bir tane fotoğraf koymuştum. Onda herkes oha şişmanlamışsın falan. Çok şişmanlamışsın. Halbuki fotoğrafı şöyle şuradan çektim. Böyle çekince gıdı gözüküyor. Böyle çekince. O yüzden şey oldu. Şöyle çeksem zayıf olur. Öyle de çektim. Zayıflamışsın dediler. En iyi, peki Berk, evet. Senden bu işin taktiklerini alalım. Evet. En iyi selfie nasıl çekilir? En iyi selfie? Ölü selfie'dir. Açısını bilmiyorum. Bilmem nereden çekilir bir. Bir bakayım, düşüneyim. Bir kere sol elle çekmek daha makbul gözüküyor geliyor bana. Ama sağ elimiz daha iyi kullandığımız için, evet. Doğru anda fotoğraf çekme tuşuna basma açısından sağ elle çekmek daha iyi değil mi? Evet, sağ elimizi daha iyi kullandığımızdan sağ elimizi göstereceğiz. Ha, bak bu elimi ne kadar iyi kullanıyorum. Evet, bu elim çok iyi. Bak böyle. Bu elimi çok iyi kullanıyorum. Evet. Sol elle de pratik yapıp... Peki sence selfie çekerken, iPhone kullanıcıları için soruyorum evet. Bunu. Selfie çekerken... Kesinlikle şu yan tuşla. Ekrandaki tuşla mı çekmeliyiz? Hayır, ses kısma tuşuyla, mutlaka ses kısma tuşuyla. Ses açma tuşu yalnız o. Ben demek ki çekilmemişim. Daha ben üstten fotoğrafları şu sıra sever oldum. Ama evet. Dışarıda peki, çok kötü bir görüntü yaratıyor. Yolda yürüyorsun şöyle filan. Dudak konusuna değinmek istiyorum. Dudak ben sevmiyorum. Sen yapmıyor musun? Dudak dilyakileri var selfie'de. Çok feci. Sürekli çökerken direkt... Dudak, bunlara dudak tiryakisi olarak patlandı. Evet, selfie dudak tiryakileri. Selfie dudak tiryakileri.
Evet. Ama bu dudak tilakileri selfie modası başlamadan önce de bunu yapıyorlardı. Evet, evet. Çok seksi bir hareketti, öyle değil mi? Evet, bakıp bakıp abi ne kadar seksi bir kızmış da haberimiz yokmuş diyoruz. Evet, bak o hep dudak tilakisi. Bilmiyorum. Emine, sen ne diyorsun bu konuda? Neye şaşırdın ki? Saçlarını da hiç uzamıyor. Peki evet, doğru açı, doğru el sol el midir sence? Doğru el sol el. Tamam, selfie çeken yani sol elle ve ses açma tuşuna basarak. Evet. Ve peki kolun ne kadar... Tam olmasın. Tam yani, şöyle mi olmalı? Gibi, evet. Yani tam. Şöyle kıvrık falan olmaz. Dimdik. Şöyle. Dimdik ama kol gözükmemeli. Kol gözüküyorsa şuradan gözükmeli ve hani... Düz gözükme, bilmiyorum. Biraz ama kol kim? Gözükmeli sanki biraz. Gözükmeli mi? Selfie oldu, belli olsun. Belli. Başkası çekmedi, bunu ben çektim anlamına gelen bir kolumuz evet. Olmalı orada sanki. Mutlaka ön kamerayla çekilmeli. Tabii, selfie. Peki şuna ne dersin, böyle bir selfie çeşidi var mı? Normal telefonun arka kamerasını alıp böyle çeksek? Onu genelde ön kamerası kötü olan telefonlarda kullanıyorlar. Ya ama yapılıyor. Yapılıyor. Caiz midir? Caiz değil. Çok... Aldat, işte hakeme aldatmacaya yönelik hareketler bunlar. Pekala. Konumuzu tam açıyoruz. Hı-hı. Ses açıp kapama tuşuyla. Fakat şöyle telefon bize paralel mi olmalı? Yukarıda mı olmalı? Ben yukarıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neden yukarıdan daha iyi oluyor? Çünkü daha zayıf gösteriyor. Daha zayıf gösteriyor. Peki zayıf bir insanın o zaman aşağıdan mı çekmesi lazım biraz şişmanmış gibi çıkmak için? Bakalım. Zayıf bir insan şişman çıkmak mı istiyor? Tabi zayıflar kilo almak ister. Kilolular zayıflamak ister. İşte o zaman... Bence zayıftan ziyade daha güzel ya da daha yakışıklı çıkmak için insanlar üstten çekiyor. Ama saç dökülme problemi olan insanlar için pek tavsiye edilebilecek bir durum değil. Evet, mi? Evet. Muhtemelen kârlar. Peki ya selfie panorama çeken var mı? Oo. Ben bunu hiç görmedim. Fakat ön kamera panorama özelliği yok diye biliyorum. Evet. Yokmuş. Şu an fark ettim. Belki iPhone 6'da böyle evet, bir yenilikle karşılaşabiliriz. Selfie panorama. Hı-hı. Şöyle çekeceksin. Hı-hı. Ama o zaman tüm... Senin kafam böyle dönecek, sen de döneceksin. Ne olur kim bilir. O zaman ama kol olacak hep. Hep kol olacak. Hep tüm böyle şey gibi... Her yer kol. Ahtapot gibi gözükebilirsin. Evet. Bu eğlenceli olabilir. Peki selfie ile ilgili söylemek istediğin başka şeyler var mı? Selfie ile ilgili... Hayır, selfie zaten hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Ama bundan önce de vardı. Yani biz küçükken normal fotoğraf makineleriyle kendimize çekerdik. Evet, ismi bir anda girdi hayatımıza. Evet. Hani ona... Selfie öz çekimlemek doğru mudur? Öz çekim demek olabilir. Cem Yılmaz bir isim bulmuştu buna, kendi kendiye. Öz çekim daha uygun geliyor bana. Cem Yılmaz'ı, evet, Cem Yılmaz'ı ne kadar sevdiğime rağmen... Ne kadar komikmiş, katıldım kendi katıldım. Kendi kendine çekmişsin herhalde, kendi kendiye. Öyle bir şey buldu. Ama ben öz çekimi daha hoş buluyorum, daha nadide bir isim. Peki selfie yerine öz çekim mi demeliyiz? Yani MP3 diyoruz. Biz millet olarak çok şey İngilizce kullanıyoruz. MP3 İngilizce değil. Evet. M İngilizce, P Türkçe, 3 Türkçe. Mesela BMW diyoruz. Evet. B Türkçe. BMW. M İngilizce. B zaten yok aslında, W. Evet. O da olmayan bir şey. BMW demiyoruz. Evet. Benim BMW'm var desem gülerler. Ama doğrusu o. Benim BMW'm var. Ayrıca Porsche olanlar benim Porsche'm var, yine Porsche'm var demeli. Diyorlar. Porsche mi var mı diyor. Yani Porsche deniyor artık. He, deniyor mu? Deniyor Porsche. Kolezyon değil mesela, kolezyone. Kolezyone. Evet. Evet. Ve bunlar... Başka değinmek istediğin yazım ve okuma yanlışları var mı acaba? Mesela Converse. 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 John Verse. Ben birçok kelime bir anda hayatımıza giriyor. Girdiği gibi kalsın. Mesela Abercrombie hakkında ne demek istersin? Abercrombie hakkında... orada güzel okunuyor aslında. Güzel bir fonetiği uygun. Abercrombie. Sanki bir Alman markası gibi. Abercrombie. Küçükken ben hep bu GAP tişörtlerini görüyordum. Bir Anadolu projesi zannediyordum.
Güney Anadolu projesine destek olmak için bundan sonra GAP tişörtleri giyip selfie çekelim. Evet, böyle bir akım başlatalım. Böyle bir akım başlatalım. Zaten sosyal medya akım yaratmaya çok uygun bir zaman. Neden biz bir akım yaratmıyoruz ki? Evet. Nasıl bir akım yaratılabilir sence? Neye dikkat çekelim? Önemli olan burada bir şeye dikkat çekiyor olmak evet, ve kesinlikle. Daha önceden pek fazla dikkat çekilmemiş bir şeye dikkat çekiyor olmak değil mi? Bir akım yaratır. Bir işte sosyal sorumluluk projesi adı altında laballik yapmak, lakaytlik yapmak, böyle zıvanadan çıkmak, kendinden kopmak gibi bir şey. Yavaş yavaş birkaç soru okuyayım. Evet. Anıl Kılıç sormuş. Beta askerde dayak yemiş mi demiş. Hayır yemedim. Dayak attım. Askerde çok kavga oldu ya. Ne kavgalar. Anlatmak ister misin askerde? Bu arada bilmeyenler varsa Berk askerden yeni geldi. Evet. Ne kadar oluyor? Bir ay. Lan! Bugün bir ay olmuş. Bugün bir ay. Tamam ne var? Nasıl bir psikoloji sen bilmiyorsun tabii. Tam bir ay. Ben tabii 23'ünde çıktım. Tam bir ay olmuş bugün. Askerliğimi de zor bir yerde yaptım. Şırnak'ta askerliğimi yaptım. 28 ay boyunca. Sonuç olarak? Biri de demiş ki Berk abi askerlik anılarını anlatsın. İki soruyu bir potada eritelim diyorum. O askerlik anılarımla ayrı bir program yaparız. 6 aylık bir program. Onu ayrı bir programa almalıyız bence. Tamam. Bir gün senin askerlik anılarını dinleyeceğiz abi. Ya ama çok da anlatmak istemiyorum gerçekten. Ben o psikolojiden kurtulmak için şu an adaptasyon sürecimi tam bitirmişken yeniden askerliğe dönmek istemiyorum. Cüneyt Tek demiş ki Berk abi kemiklerin iri, sen şişman değilsin. Evet işte ya. Böyle kemikleri biri 72 kiloyum. Peki. İsmail Uyu Güzel demiş ki çocukluğumuzda hip-hop'u sevdirdiniz, hoş gelmiş. Kim hoş gelmiş? Samet demiş, hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Yalnız böyle çocukluğumuzu sevdiğiniz falan yaşımızı da ortaya çıkarmak evet. için bu tarz komplolara başvurmayınız. Ne yapmayın, biz yaşlanmadık. Emre demiş ki izleyici sayısı 500 olursa dudaklı selfie çeker miyim ben? Peki o zaman şöyle diyeyim, evet. Anlık izlenme 500 olduğunda beta dudaklı selfie çekip Instagram'ına koyacak ve 24 saat orada tutacak. Hayır. Evet. 24 saat orada kalacağını söylediğimizde zaten o hani kaldırsam bile internette kalır yani. Tamam, 2 saat kalacak. Yok, 5 dakika koysam bile kalır. Olmaz. İzleyici sayısı 500 olursa bunu yapıyorsun. Hayır. Tamam, 500 mi? 500 bu kadar hayır. Tamam, 750 olursa. Hayır, ucuza gidiyorum şu an. Zaten 200 kişi izliyor. 500 olma olasılığı yok şu an. Hayır. Olur. Neden olmasın? Saat daha çok erken. Değil mi 200? 239. Tanrım. Dur, ben YouTube bölümüne bakayım. Bak. Bir şey değil mi? Halk orası ya, çok müstehcen muhabbet ediyorlar. Çok fişi, orada neler dönüyor. Çok üf, neler var. Oo. Gerçekten orası çok lakay. Deniz Sunayer'den abi atın demiş. Arkadaşlar, akapella atılmaz, freestyle atılmaz. Yapılır. Yeter artık ya, kaç senedir. Yani D'ye ayrı yazmak gibi, bu da canımıza tak etti. Kartal 19 Elif 03 demiş ki Server abi süperdi, sizi izlemek için babamla kavga ettim, PC aldım. Sizi izliyorum, canlı yayında süper olmuş yeni sezonda. Teşekkür ediyoruz. Murat Andöker demiş ki abi şişmeyi bana yolla, 5000 izleyici getireceğim diye yorumlar dönüyor YouTube'da. Sıfır. Sahibinden sıfırdan farksız. Tek eksiği aksesuar, tek fazlası aksesuarları. Öyle konuşmasak. Fatih Akın demiş ki ekmek için ekmeletin yerine ekmek kadar ihtiyacınız var, kaşarı da dense daha iyi bir slogan olmaz mıydı? Olmazdı. O zaman kaşaretli olurdu. İsmini okuyamadığım muhtemelen Latin harfleriyle yazılmış isim demiş ki Berk şapkanın rengini değiştirmiş düşünüyor mu? Gördükçe Allame'nin frizi aklıma geliyor. Şapkanın rengini değiştirmem. Rengi başka olan bir şapka almayı tercih ederim. Faruk Çelik demiş ki yayında sürekli don oluyor.
sevgili Faruk Çelik, 56K modemden ADSL'e geçersen bu durumu çözmüş olursun. Sana şapkanı çıkarmayacağım mı diyenler var. Çıkaracağım mı diyorum ben de. Atakan Sarı demiş ki G-Star için ne... Nasıl anladı ki onu? Ne? Ne anlamış? Yok. Şu tablete bak ve tweetimi oku artık Server abi demiş. Kartal onu da okumuştum zaten. Ali Postacı Diyarbakır'dan selam var abi demiş. Diyarbakır'a selamlar. Bakalım. Umut Eastwood demiş ki Berk abinin başına gelen en komik olay neymiş askerde? Evet, bu soruları düşünmeliydim daha önce aslında. Ama en komik ne oldu? En komik ne olduğunu düşünmene gerek var mı? En komik ne olduysa ne olmuş? Tak diye söyleyemiyorum. Bilmem komik ne oldu desen yine söyleyeyim. Askerde ne komiklik olabilir ki? Yok, çok komik anılar oldu ya. Çok eğlendiğimiz oldu da. İnan ben gerçekten unuttum. Unutmak istedim ve unuttum. Ama istesem hatırlarım. Şu an hatırlamak istemiyorum. Berk abi MC Kubur yapacak mı demiş. Sertan Şınar. Yapmayacağım. O ne ya? Burak demiş ki abi yayın açıkken bir kayıt alacağınızı söylemiştiniz, o hala geçerli mi? Yapacak mıydık böyle bir şey? Böyle bir şey demiştik, evet. Yapılabilir, mantıklı. Bence bir şarkının yapım aşaması mı yoksa kayıt aşaması mı? Aslında yapım aşaması biraz sıkıcı olur çünkü... Evet, evet. Tıklatık söz yazacağız. Bir çalıyor. Evet. Kayıt aşaması. Kayıt aşamasını kayıt yapabiliriz. Bu doğru. Bu doğru. Esma demiş ki ilk defa canlı yayına denk geldim, diğerleri gibi harika olacak. Diğerlerini sonradan izlemiş demek ki, canlı izlememiş. Evet. Resmi sınavdan sonra canlı yayınları kaçırma. Canlı izlemek gibisi yok. Metehan beklediğim soruyu sormuş. Evet. Abi kimse sormayacak galiba, ben sorayım bari, yoksa bir eksik kalacak yayında. Norm hakkında ne düşünüyorsun? Evet, bize eskiden beri izleyenler kendini belli ediyor. Adem Yılmaz demiş ki, abi yarından öncesi yok klibinde Şişme ablamızı yatağa atan Ferhat, Ferhan o. Abiye çiviyi de dalmıştım, Berk abiye ne düşünüyorsun? Çiviyi de mi daldın? Sen klibimi izlemedin mi benim 3 sene önce çektiğim klibimi? Evet. Çiviyi de nasıl dalmıştın? Klibin yani? Sonunda... Ferhan'a mı? Allah Allah, ben oraya... Ferhan'a çiviyi de dalmıyorum ben ayrıca. He. İşte... Emine'ye çiviyi de dalıyorum. He, Emine'ye çiviyi de daldın. Çiviyi de dalmıyorum, çiviyi de dalacağım mesajını veriyorum. Nasıl? Çiviyi gösterelim. Çiviyi gösterelim. Evet, evet. Bunu hatırlıyorum. Ama Ferhan... Çünkü kadının kuyruk sallamazsa... ismini okuyamadım arkadaş. Argun dersen de olur demiş. Limitok 2 olacak mı? Olmayacak. Ama 3 olacak. Çünkü limit yok. Abi Kıbrıs'a gelin demiş Berfin. Çok gitti. Biz Kıbrıs'a aslında zamanında. Ama artık konser vermeyen insanlarız. Neden bir konser vermiyoruz? Neden? Neden? Merve Nisa demiş ki, Beta aslında şapkasını aldığında farklı renk çıkarmadığı için en sonunda siyah oluyor demiş. İşte bu güzel. Ablanız demiş ki, Beta'nın başına gelen en ilginç olay nedir? Değil abi. Barış Güler, Berk abi kendiyle neden çelişiyor demiş. Ben her zaman kendimle çelişiyorum. Kendiyle çelişmeyen bir insan göster bana, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Ali Güler. Ne demişim de çelişmişim yine ya? Ben kendimle asla çelişmem. Fatma Gül demiş ki, Fatma Gülcüm selamlar sevgiler dersen çok mutlu olurum. Artık ne diyeceğimize de siz karar verin. Biz sadece zaten burada yazılanları okuyalım. Hiç kendi irademizle konuşmayalım. Biz önceden yollayın cümleleri. Konuşacağımız konuları da siz yollayın. Ne yorum yapacağımızı da yollayın. Mesela benim bu son çektiğim Ice Bucket Challenge'la ilgili olan eleştiriler videoma gelen eleştirilere ne cevap vereceğimi de siz söyleyin, ben buradan okuyayım. Beni uğraştırmayın o eleştirilere cevap vermekte mesela. Umut Eastwood, Berk abi ne içiyor şu an? Çaysa kaç şeker demiş.
10 şekerli filan içiyorum. Şu ebatlı bardağı 10 tane şeker atıyorum. Şazam demiş ki ben de rap müzikle ilgileniyorum. Şarkıların sözleri ve müzikleri taslak olarak hazır. İlk kanım ne olmalı, ne önerirsiniz? Kaydetmek. Mutlaka kaydetmeni. Refresif demiş ki yılbaşına canlı muhabbet olur diye bekledik ama olmadı. Bu yılbaşı olur mu acaba? Evet. Öyle mi? Bu yılbaşı yapalım artık. Yapalım mı? Çünkü iki sene önce gideceğiz. İki sene önce yılbaşında yaptığımız canlı muhabbet inanılmazdı ve çok... Onu ben yoktum. O yüzden. İçemedik. Ya, İçemediniz mi? Tamam. Kaynalar benden. Kaydedemedik. İçtiğimiz için kaydedemedik. Çok içtiğimiz için kaydedemedik. İçmeyeceksek gelmem. Kayıt var. Kayıt hem kayıt olacak hem içecek miyiz? Yoksa ya kayıt var ya içecek miyiz? Yok hem kayıt olacak ya. Orada da biz kaydediyoruz sanıyorduk. Kaydetmiyoruz. Unutmuşuz kaydetmeyi. Bu çok iyiydi ya. Necip Mahfuz demiş ki iyi yayınlar ve izler. Oo ben de şimdi gördüm. Seni çok özledik Necip Mahfuz. Evet. Keşke sen de burada olsaydın. Neredesin Necip? Sen burada yokken tartışacak kimsem yok benim. Kimle tartışayım, kimle kavga edeyim ben? Bununla mı tartışıp kavga edeceğim? Ben her şeye he diyorum. Piton, Pit 9, Pit 8 demiş ki... Evet, ben bugün gördüm onu. Nasıl yani? Bugün Twitter'da gördüm. Ha, Bet abinin tişörtü tanıdık geliyor demiş. Ben de hani bugün arkadaşım gördüm de tişörtü. Yok, hayır. Ne o zaman? Açıklamak ister misin? Ha, tişörtü mü? Evet. Bilmem, daha önceki yayınlar giymiş olabilirim. Üzerinde İstanbul yazıyor. İstanbul özlemimden ötürüdür. Emre demiş ki ALS hastaları için farkındalık projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Farkındalık kelimesi hakkında ne düşünüyorsunuz? ALS hastaları için farkındalık projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Demiş. Sen düşünceni belirttin. Ben düşünceni belirttim, o yüzden sen cevapladın. Ben de aynısını düşünüyorum. Artık yolundan çıktığını düşünüyorum. Ve... eğlenceye döndü. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir farklı bir şey söyle ya. Bir hür irademle bir şey söyle çünkü ya. Çünkü insanı zaten kova yapmayı seviyordu. Kovayı alıp başından aşağı şey yapıyor. Hiç hoş bulmuyorum bu hareketleri. Ya yok, eğer bir yardım yapılacaksa yardım yapılsın. Bu kadar göz önünde olması hoş bir şey değil. Meydan okumak isteyen birileri var mı? Evet ya, aslında var. Meydan oku. Bunu meydan oku. Şey olarak yapmak istemiyorum. Hayır, hayır. Ayrıca şapkam var benim. Ama belki bir bakarsın kendimle çelişen bir adam olarak yarın ben video koyabilirim. Katılacak mısın Ice Bucket Challenge'a? Yapabilirim. Katılsaydın kimlere meydan okurdun? Çakmağını lütfen çaldığın yerden çıkar. Tamam, senin çakmağın mıydı? Turuncu tüm çakmaklar benimdir. Evet. Kimseye meydan okumazdım. İlla meydan okumak zorunda mıyız? Ha? Kimse bana meydan okumadı ki ben birine meydan okuyarak bir şey yapayım. Evet arkadaşlar, bundan sonra çekeceğiz Ice Bucket Challenge'larda. Evet, evet, bana meydan okuyun ya. Bakalım yapacak mıyım? Ben de bilmiyorum. O videoyu gördükten sonra belki gaza gelip ben de bir şey çekerim. Ya senin için bu sadece videoyu çekmek, öyle evet, mi? Evet, evet, evet. Bağışa falan gerek yok. Neydi? Olay neydi? Neyim? Çok mu çok kötüyüz? Çok mu çok kötüyüz? Görkem Demirel demiş ki, abi beta mı alfa mı, iki nokta üst üstüne büyük harfle ADSAD. Omega. Bu kadar kötü bir espriye de bu kadar kötü bir cevap. Necip Mahfuz demiş ki, biz de sizi özledik. Ayrıca tabii ki Ice Bucket Challenge ile ilgili farklı düşünüyoruz. Keşke burada olsaydın. Keşke burada olsaydın da o senin farklı düşüncelerini bir dinleseydim ben. Keşke burada olsaydın sevgili Necip Mahfuz. Ne düşünüyor? Çok merak ettim. Bunu birkaç tweet halinde bize yollayabilir mi? Yollasın, biz de cevap verelim. Evet. Şimdi, ya bu konuyla ilgili konuşmak istemiyordum ama konuşacağım galiba. Evet. Bir dakika. Selamlar, bir kere free yapsanız güzel olur demiş. Deniz Orat'a buradan da anlıyoruz ki Deniz Orat'a bu bizim canlı muhabbetimiz ilk defa izliyor. Merhaba Deniz.
Sinan Öksüztepe demiş ki son zamanlarda okuduğunuz ve önerebileceğiniz bir kitap var mı? Evet var. Benim var. Evet sen söyle. Sen öner. İlk sen. Buyur lütfen. İlk sen. Lütfen. Yok lütfen. Murat Menteş'ten Dublör'ün Dilemmasını öneriyorum. Son zamanlarda herkese önerdiğim bir kitap Hakan Günday Azil. Ya Hakan Günday'ı iyi bulmuyorum açıkçası. Allah Allah nasıl iyi bulmuyorsun ya? Bunu tartışırım sen. Anlatım tarzını sürükleyici bulmuyorum. Çok fazla sürükleyici aslında. Hiç sürükleyici, çok sıkıcı buluyorum. Kitabından ama mesela ben Dan Brown'u da, Dan mı Dan mı nasıl Dan okuyorum? Brown. Dan Brown. Dan mı? Brown. O herifi de bilmem mesela. O yüzden Brown'u sevmiyor musun? Sevmiyorum, sıkıcı buluyorum. Fatma Gül demiş ki, insanların dini ayrımcılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmamalı. Heh, neyse şu şeye bana gelen bazı eleştiriler vardı. Bunlar için yeniden bir video çekmek çok saçma olacaktı tabii ki. Ya da uzun uzun yazarak açıklamak da vakit kaybı olacaktı. Ama madem şu anda böyle boş bir muhabbetin içindeyiz. Evet. Benim son çektiğim videoya gelen eleştirileri biraz cevaplayayım. Amyotrofik lateral skleroz hastalığı ile ilgili. Evet. Evet. Merak etme ben biliyorum. Evet. Bir şey demeyeceğim ben eleştirdim. Nasıl bir şey demeyeceksin ama şu an onu çok bekledik. Onların özgürlüğü yani hani eleştirsinler. Benim her eleştiriye bir cevabım elbette var. Ve kendi içinde mantıklı cevaplar. Tek tek şimdi buna cevap mı? Bununla mı uğraşacağım? Benim hiçbir eleştiriye cevabım yok. Böyle dedim diye gerçekten cevabım yok diye de düşünenler olabilir. Ya düşünsünler. Düşünsünler. Benim hiçbir eleştiriye cevabım yok. He, der işte, he deyip geçeceksin. He, öyle. He deyip geçmeyeceğim. He. İşin... Bir dakika. artık bu Ice Bucket Challenge amacından saptı derken iki anlamda söyledim bunu. Birincisi, bunu yapan ünlülerin samimiyetsizliği. Çünkü bu bir furya haline geldiği anda toplanan para, geldikten sonra toplanan para 4.000 liraydı. Ertesi gün 5.000 lira oldu. Evet ya, o çok garip bir olay. Bunu yapan ünlülerin 1.000 lira yatırdığını varsayarak, ki böyle mantık ilerliyor diye biliyorum. Ve bunu onlarca, belki 100'den fazla ünlü yapmıştır Türkiye'de şu ana kadar. Ben çünkü ne zaman sosyal paylaşım sitelerine açsam ünlülerin Ice Bucket Challenge videolarını görüyorum. Madem öyle, neden 5 kişi para yatırmış? Bunu çok samimiyetsiz buluyorum. İki, beni buna eleştirdiğim için olaydan kendime pay çıkarıp sanki kendimi reklam ediyormuşum gibi değerlendirenler oldu. Eğer ben böyle bir olaydan gerçekten nevalanmaya çalışsam, bu kadar duygu sömürüsü halinde çıkarımı gidiyor olsam, en şeytani düşünceyle ALS hastalığıyla ilgili bir şarkı yapardım. Çok duygusal bir şarkı yapar, ağlatırdım. Bu şarkıyı yapmışken, bu olay bu kadar gündemdeyken çok fazla sponsor bulabilirim. Sponsorlardan paraları alırdım. Yarısını cebe atardım. Geri kalan yarısıyla bir klip çekerdim. Bunlar çok çirkin şeyler ama bunu söylemek zorundayım. Yaptığım şeyin samimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Samimiyetsizlik böyle olur diye. Bir klip çekerdim. O klibin de ne kadar duygusal olabileceğini tahmin edersiniz. Gerçekten bu niyette bir insan olsaydım çok basit bir stratejiyle bunu yapardım ve muhtemelen işte tıklanma rekorları diyorlar ya, onu kırardım. Olayın bu yönü de böyle. Her şeyi eleştiriyorsun diyorlar bana. Mesela birçok eleştiren insan bana. Şimdi ben her şeyi eleştiriyorum, sen eleştireni eleştiriyorsun. Bu daha garip. Her şeyi eleştiren diyor. Her şeyi eleştiren adamı eleştiren adamsın sen de. Bu daha enteresan. Evet. Ondan sonra başka neler var bana gelen eleştiriler arasında? Videoyla ilgili. Ha, bana en büyük eleştiri de şöyle geliyor. İşte sen öyle diyorsun ama iki gün önceye kadar ailesi hastalığının ne olduğunu bilmeyen yüzlerce insan artık ailesi hastalığının ne olduğunu biliyor diyorlar. Bunu yaratıyor sadece. Tamam. Peki abi. Bu benim hayatımda gördüğüm en gerizekalıca, en mantıksız savunma. Tamam, bu kadar aptalca bir savunma olamaz. Beni bu şekilde eleştiren... Bunun farkındalığı... Böyle gerizekalıca bir söylem olamamış oluyor. Neden biliyor musun? Dur anlatayım. ALS'nin ne olduğunu öğrendiler. Peki öğrenmemişken ne değişiyordu? Öğrenince ne değişti?
Farkındalık. Aman ne farkındalık? Yarattık farkındalığı. Sokak çocuklarının sokakta olduğunu biliyoruz. Farkındayız değil mi? Sokak çocuklarıyla ilgili Türkiye'de yaşayan en zengininden en fakirinden herkesin farkındalığı var. Bu neyi değiştiriyor? Farkında olmak. Sana sokak çocuğuna yardım etmiyorsan, sokak çocuğun sokak çocuğu olduğunu bilmenin ne faydası var o sokak çocuğuna? Farkındalık, ALS'nin olduğunu biliyor artık insanlar. Bilsin bilmesin ne değişti abi? Sen 2 ile 2'yi toplamayacaksan, 2 artı 2'nin 4 ettiğini bilmenin ne faydası var sana hayatında? Yani dur. Bu arada ALS için bağışlar 10.000 olmuş. Of ne büyük rakam toplanmış, ne büyük rakam toplanmış. Amerika'da 17 milyonmuş. Ben ilk senin videonu izledim bu farkındalık videosu ile ilgili. Öyle olunca çok garip bir pencereden bakmış oldum. İlk önce eleştiriyi izleyip sonra herkesi... ilk ben boş kovayı gördüm, ondan sonra dolusunu gördüm. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla ALS zaten tedavi edilebilir bir hastalık değil. O yüzden ALS hastalarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına teknolojinin gelişmesi gerekiyor. Hı hı. Ve bu yüzden bağışların bence ALS Türkiye'ye değil, ALS Amerika'ya yapılması lazım. Ama Türkiye'de de ALS hastalığı... Fakat Türkiye'de bir kuruma bağış yaptığında o yaptığın bağışın gerçekten ne şekilde kullanıp değerlendirildiğini takip edemiyorsun. Evet. Amerika'da bu iş çok daha soyut bir şekilde... Soyut değil ya, soyut ne? Şeffaf bir şekilde. Şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor. Bu yüzden yapılacak şey, yani bu şu değil ki, adam kanser, kemoterapiye gidecek parası yok, yardım et kemoterapiye gitsin gibi değil olay. O yüzden teknolojinin gelişmesi adına, yani şahsen ben yardımımı Amerika'ya yapacağım. Amerika ALS Vakfı'na yapacağım. Alperen Turgut bana meydan okumuş ama bir tweetle meydan okumuş. Sana meydan okuyorum. Evet. Türkrep FM iyi yayınlar demiş. Türkrep FM'e buradan selam söylüyoruz. Evet, biz de selam söylüyoruz. Sen de selam söylüyor musun? Emine? Selam söylüyorum. Emine'ye söyledim. Emine bugün hiç konuşmuyor. Her zaman. Vay o en ideal kadın. Evet. Ağzı var, dili yok işte. Anılcan demiş ki, bu piyasada yapılan gereksiz disleşmeler için ne düşünüyorsun Serdar abi? Bence hepsi gereksiz. Hah, Necip Mahfuz 5 evet, dakika önce demiş ki, her şeyin tadı kaçmaya mahkumdur. Temelde ALS'yi öğrendik mi? Öğrendik. Bence fena fikir değil, özetle böyle. Evet. Sevgili Necip Mahfuz, bu tweetini şimdi gördüm. Cevap vermiyorum. İşte biraz önce dediğimiz olaya geliyor. Herkes ALS hastalığının ne olduğunu öğrenmiş oldu böylece. So what? Ne değişti? Ama niye bilgi artıyor daha fazla? En azından... Onur Aydın demiş ki beta bitmeyen sigarayı keşfetti. Bilgi artıyor. Ben sana sokak çocuklarıyla ilgili çok bilgi vereyim abi. Sokak çocukları sokakta yatıyor. Sen ona yardım etmedikten sonra onlarla ilgili her detayı bilsen, ya da yetim çocuklarla ilgili, ya da zihinsel engellilerle ilgili, senin onlara bir faydan dokunmayacaksa, onların farkında olman neyi değiştirir? Bir şey değiştirir. Herkes bir takmış şey farkındalıkta farkındalık abi, benim aklım almıyor bu iş ya. Farkındalıkta farkındalık. Emre demiş ki, rapçiler popçilerle feat atamaz diye saçma görüşler var, ne düşünüyorsunuz? Bence bunlar çok saçma evet. Görüşler. Zira harekete geçmenin ilk adımı haberdar olmak demiş Necip Mahfuz. Peki o zaman haberdar olunan şey için KRKS Bedir'in bize attığı tweet'i okuyorum. ALS başları. Amerika 17 milyon dolar, Türkiye 10 bin lira. Ne kadar güzel farkında olmuşuz sevgili Necip Mahfuz. Ne kadar güzel farkında olmuşuz. Bu bir başlangıç, bak ilk adımı attık diyor o zaman. Önemli olan ikinci, üçüncü, dördüncü adımları da atabilmek işte yani. Necip oldukça yapacağız biz. O da zaten ailesinin tanımını bilmek değil yalnızca olay diyor. Efendim?
Necip'ten bahsediyorum. Tamam ama bu iş Türkiye'de böyle oldu, biz de bundan bahsediyoruz. Evet, burası Türkiye çünkü, yok öyle. Bu arada beni asker arkadaşlarım da izliyor, buradan asker arkadaşlarıma çok sevgiler yolluyorum. Benim asil can dostum Caner Toy izliyor. Necip Mahfuz demiş ki, misal Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını hepimiz biliyoruz fakat hukuki süreçten haberdar değiliz. Evet. Aynı mantıkla ALS hastalığının ilerleyiş sürecini ve yapılması gerekenleri görebilmek adına bence iyi proje. O zaman Necip Mahfuz, sırtan meydan okuyorum. 24 saat içinde kafandan aşağı buzlu su dök. Ama senin de dökmen lazım değil mi? Bunu yapmamak için. Ben böyle meydan okuyorum kardeşim. Bunu istiyor çünkü o, bunu istiyor. Anlaşılan Necip Mahfuz'a kimse meydan okumamış. Bir meydan okusun da bir buzlu su dökelim istiyor yani. Mahfuz demiş ki, mutlaka birileri bazı şeyleri kıçından anlayacaktır, takılmayınız. Ama çoğunluk çoğu şeyi kıçından anlıyorsa buna takılırız. Düzgün anlayan kaç kişi var? Ben anlamıyorum şahsen. Baturay demiş ki, izleyen 383 kişi oldu. Belki ne düşünüyor? Evet arkadaşlar, 364 kişi izliyor. 500 kişiyi bulduğunda beta dudaklarını büzerek, yukarıdan selfie çekerek 24 saat önce Instagram'da tutacak. 24 saat bile. 24 saat. Tamam 12 saat olsun. 5 dakika dursa da bir şey değişmiyor. Bir kere koymak var. Yasin kardeş demiş ki, ben hesapla ilgili bir kitap yazıyorum. Bana içine yazmam için birkaç farklı konu önerirseniz sevinirim abi. Sanırım yazdığın kitabı sadece ailem ve arkadaşların okuyacak sevgili Yasin. Görkem Demirel demiş ki, abi bu aralar sevdiğiniz artı 18 işler yapan sanatçı kadınlar hakkında favoriniz nedir? Şey mi yapmış, Nicki Minaj mı öyle bir şey yapmış, ben izlemedim. Ne yapmış? Artı 18 klip yapmış. Aa! Yani çok da artı 18 değil yani. Ve bunu biraz artı 18. Hadi canım. Çok da değil yani. Çok şimdi değil. Kıskandım. Nicki. Neden bunu yapmış? Nicki. Bedelli askerlik. Tweetler atmış. Tamam mı? Necip Mahfuz demiş ki, tweetleri parça parça okuyunca manasız gibi oluyormuş. Bir dahaki yayına saklıyorum kendime. Evet. Ben de seni kendime sakladım Necip Mahfuz. Sana meydan okuyorum. Bunun devamı gelecek ama hep bir şeyin farkında olup böyle cüretkar hareketler yapacağız bence. Her gün, her hafta yeni bir farkındalık yaratacak şeyler. Piton Pit 9 Pit 8 demiş ki, her şeyi geçtik o kadar su israf ediliyor. Ya su israfıyla ilgili de çok fazla eleştiri geliyor ALS Ice Bucket Challenge'a. Neden? Fakat katılmıyor. Dünyanın 4'te 3'ü su. Geyik bir yana, yapılacak son eleştiri belki su israfıdır. Yani zaten gün boyu o kadar çok su kullanıyoruz, o kadar çok israf ediyoruz ki bilmem, o zaman şey başlatılsın, su israfını engellemek için bir sosyal sorumluluk kampanyası falan başlatılsın. Farkındalık yaratalım. Ben? Necip Mahfuz demiş ki, ben o suyu döküp bağışımı yapalı çok oldu reis. Ooo. Evet, Türkiye'de toplanan 10 bin lira da senin de payın var. Tebrik ediyoruz. Çok büyük, çok büyük iş. Ben de kamikaze pilotlarının farkına varılması için hareketi yapmayı düşünüyorum. Bunun için meydan okumayı erkenden söylemeliyim. Ne için, ne için? Kamikaze pilotlarının farkına varılması için hareketi yapacağım. Ama meydan okumayı işte daha evvelden yapmalıyım. Meydan okuduktan, ya bu şeyi yaptıktan sonra meydan okuyamam. O sigara bir süre sonra yaksın olur mu artık, yeter sürekli sigara içiyorsun. Çok mu arka arkaya içiyorum? Evet yani 6 saat falan. O zaman bunu da içeyim, ondan sonra şey yapayım. Ondan sonra bir daha bırakayım sigarayı, tamam. Ha, senin artı 18 klip yaptığını ne düşünüyorsun abi? Meme çok izlendi. İzlemedim. Laskar demiş ki, duşta bir saat duran insanlar mı demiş bu israfı, bu lafı.
gerçekten yani su israfıyla ilgili eleştiri yapmak çok gerçekçi gelmiyor bana ya. Evet. Alt tarafı bir kova su yani. Hı hı. Bundan sorumlu olmamak. Yani o kadar şey oldu ki, haline bir şeyke döndü ki olay. Bence buradan vurulması gerekiyor. Ünlülerin samimiyetsizliğinden vurmak gerekiyor mesela. Ama meydan okuma olayı olması gerçekten eğlence sektöründe eğlenceli bir şey. Hayır, ben kampanyayı zaten yanlış bulmuyorum. Aha. Çıkış noktası ve yapılan şey çok güzel. Benim tüm eleştirim, çektiğim videoda dahil olmak üzere, bu işin Türkiye ayağını. Yoksa bu kampanya mantıksız peki, değil. Peki 10 bin değil de Amerika kadar olmasa da hadi tamam. Hı hı. 100 milyar da değil, daha da fazla olması lazım. Daha fazla olması lazım. İşte 15 milyon dolardan bahsediyoruz Amerika'da toplanmış. Tamam, Türkiye'de de 1 milyon dolar oldu diye. Tamam. Bu kadarlık bir bağış yapılmış olsa, evet, farkına varılmış diyebilir miydik? Şimdi yani bu farkındalık ve oldu. Bence farkındalık ve sosyal sorumluluk trend olmamalı. Ama yani bu bir karakter meselesidir, şahsi bir meseledir, insanın hayata duruşuyla ilgili bir meseledir. Bu kadar internette videolar konduktan sonra trend olmak zorunda. Şey gibi. Tamam abi, bak bu bugün trend olur, tamam mı? O para yollanır. Bundan bir sene sonra o para tüketildikten sonra ha yine eskiye dönüp bir kişi bile bağış yapmayınca ne olacak? Bu bir karakter, dediğim gibi karakter meselesidir. Hayata bakış açısıyla ilgilidir. Bir insan müşkülere ya yardım ediyordur ya etmiyordur. Yani sosyal sorumluluğun trend olması bana yanlış geliyor. Sırf ALS için değil. Son birkaç senedir özellikle Twitter'da bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir şeyler yazdım. Aman herkes bir çok sosyal sorumlu oldu. Aman herkes ya Twitter'ı şey için kullanıyorlar. Bakın biz bu kadar sosyal sorumluluk sahibi insanlarız mesajını vermek için kullanıyorlar. Sürekli bir şey. Ya bana hiç samimi gelmiyor bu ya. Hiç samimi gelmiyor yani. Neredeydi aklınız bunca zaman? Şimdi mi sosyal sorumluluk sahibi oldunuz? Sosyal sorumluluk trend oldu ya. Bu yüzden bugün bağış yapılır. Toplanır işte 10 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira, her neyse. Bir sene sonra ALS'nin ağası anılmaz. Bu mu farkındalık? Sosyal sorumluluğun trend olmasının zararı, sosyal sorumluluğun popüler kültür elementi haline gelmesi ve tüm popüler kültür elementleri gibi yükselmesi, yükseldiği gibi de inip bitmesidir. Python Bit9 Bit8 demiş ki, abim beraber izliyorum, İzzet Taktay'a bir selam söyleyin abi, konuyu değiştirdim. Selam İzzet. Selam İzzet Taktay'a. Kartal 19 Elif 03 demiş ki, Elif diyelim mi kısaca? Server abi, Berk abi hangi takım tutuyorsunuz, bu takımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Beşiktaşlıyım. Çok koyu, çok fanatik, aşırı. Geçen nasıl maçtı ya, üf. Gerçekten Arsenal'la maç yaptığınızı biliyorum. Bunu duydum. Bir şey söyleyeceğim. Bana kadar ben, geldi. Arsenal Beşiktaş maçı mıydı son maç? Öyle bir şey, evet. Bu arada ben takım tutuyorum. Futbola karşı olan bakış açımı bilenler biliyordur. Bunu yenilemeye gerek yok. Alakam yok. Şey dedik arkadaşlarla. İddia oynayalım dedik Arsenal. Nasıl olsa Arsenal alır dedik. Hı. Alamaz, Beşiktaş var karşısında. Neyse, iddia oynayalım dedik. Bayağı da böyle parayı basalım dedik Arsenal'e. Sonra meğer tek maça iddia oynanmıyormuş. Öyle olmuyor öyle. Olmuyor. Ama onun bir şeyi var. Hayatımda ilk defa iddia oynayacaktım, oynayamadım. Yapsaydım 4 maç. Ben bak, aklım ermez şimdi bak. Arsenal Beşiktaş olunca Arsenal'i ben biliyorum pes. İyi takım o. İyiydi yani. İyi değil mi? 90 filan, 90-93. Değerler yüksek yani. 90'larda değerler. İngiltere takımı. Hmm.
İngiltere'nin önemli takımlarından. Evet, ben arada seçiyordum onu. Evet, evet. Yani benim arada seçtiğim bir takım iyidir. Hı. Bildiğim takımlar arasında onunla göre iyi bir takım diye ona basalım dedik parayı. Ama olmuyormuş. İlk yarı ikinci yarı oynasaydı. Öyle oluyor. Öyle güzel oluyor. Öyle de oynayacaktık dedik şimdi. Oturduk arkadaşlarla bir bu işin şeyini yaptık. Evet. Tartışmasını yaptık. Yani ilk yarıda şöyle olur, ikinci yarı böyle olur. Ben dedim hani bence ilk yarı Arsenal atar, ikinci yarı Arsenal atar. Bunun bir münakaşasını yaptık. Evet. Arsenal iyi takım çünkü. 90'lık tüm Beşiktaş 60 falan. Aynen. Ama olmuyormuş. Top yuvarlaktır deyip geçseydiniz keşke. Yani şey dedik, tek maç oynanmıyormuş dedik, geçtik. O, yani Arsenal Beşiktaş maçı için o kadar kafa yorduk. O kafanın 4 katını yormamız gerekiyor ki 4 maçı oynayalım. Evet. O kadar da vakit kaybetmeyelim. Tam biraz tweet oku o zaman. Ben hemen şurada bir arkadaş yaptım. Efendim? Belki tuvalete gitmek ayıp bir şey. Fakbali demiş ki, abi amacı olmayan gruba selam söyler misin? Amacı olmayan gruba selamlar. Mehmet Kılıç demiş ki, abi Berk abinin içtiği sigaranın markası ne sabahtan beri bitmedi. Evet arkadaşlar, hazır Berk de burada yokken çok fazla sigara içiyor. Markası yok bu arada, tütün o. Berk'e herhalde duymuyordur şimdi beni. Bayağı bir tweet atın, daha az sigara iç diye. Belki bilinçaltına girip biraz daha az sigara içer. Mert Mercimekçi demiş ki, yabancı bir ülkede izlenen 100 pornoya karşılık bir ağaç dikme projesi var. Ülkemizde olursa değişecek yapı hakkında öngörün ne? Ülkemizde olursa pek çok binayı yıkıp yerine orman dikmek zorunda kalırız herhalde. Ömer Topyıldız demiş ki, abi takımdan açılmışken konu takım tutmuyorum diye çevremden tepki alıyorum. Nedir bu zihniyet? Yani ben de takım tutmuyorum. Çevremden de tepki almıyorum. Çünkü onlara neden takım tutmadığımı açıkladıklarında bazen onlar da takım tutmayı bırakıyorlar. Bir içeri gitmedim. Belki tuvalete gitmek ayıp bir şey değil. Yani, tuvalete gitmedim. Ben yayını içeriden de izliyordum zaten. O sıra şeyle, sigarayla ilgili konuşma olduğunu duydum. Evet, bunu yaptım. Ömer demiş ki, Yeşil Oda'yı ne kadar başarılı buluyorsun, yeni projeler var mı Yeşil Oda'ya? Çok başarılı buluyorum, şu an için bir projemiz yok. Tuvalete gidince rahatladın mı? Tuvalete gitmedim ben ya, arkadaşım çağırdı orada. Niye belli yayını almıyorsunuz falan dedi. Mr. Closet. Lavaboya gittim. Lavaboya mı yapıyorsun sen? Hayır, elimi yıkadım be. Elime şey, tütün gelmiş. Bak işte ne güzel, Mehmetcan ne güzel bir şey söylemiş. Yeni single parça gelecek mi? Bak artık benden albüm beklemiyorlar, artık benden single bekliyorlar. Yaparsam belki bir single yapacağım ama. Koydum kafaya. Ya 9 Eylül'de ben yetiştirmek istiyordum bir şeydi. 9 Eylül olmaz, single'ı yetiştiremeyeceğim. Ama 9 Eylül'de haber vermeyi düşünüyorum. 9 Eylül'de bir şey yapacağım, boş geçmemeli. Ankara'daki organizasyonlara neden gelmiyoruz, gelmediğim sorumlu. Şöyle bir şeyim yok benim. Genel olarak şeye çıkmıyorum son zamanlar, son bir senedir. İstanbul dışı. İstanbul dışı da çıkmıyorum. Organizasyonlara çıkmıyorum. Ne zaman organizasyon kalitesinin iyileştiğine, dinleyici kalitesinin iyileştiğine ikna olur ve organizatörler ne zaman menajerine anlaşırsa o zaman çıkıyorum. Şu an çıkmıyorum. Çünkü organizasyon kalitesinin ve dinleyici tabi herkes dahil etmiyorum. 368 kişiyi tenzih ederek 368 kişiyi tenzih ederek dinleyici kalitesinin ne zaman iyileştiğine inanırsam o zaman bir kadro bir konser olsa olur. Tabi siz 368'iniz gelseniz bize yeter. Biz para bile istemeyiz organizasyonda. Berk abinin üstündeki polar desen polar değil, tişört desen tişört değil. Nedir o öyle? Kıyafet desen kıyafet mi peki?
Yani adamlar gördüm, üstünde kıyafet yok. Ben kıyafetler gördüm içinde. Üstünde adam yok. Ama ters söyledim yani. Bu polar değil, bunun çok özel bir şeyi var. Hadi onu ağzına tak o zaman. Evet, kapatabiliyoruz. MC Kubri olmak için. Değil mi? Ama şapkayla olmaz. Şapkayı biraz indirmem lazım. Şapkayla olmuyor. Böyle böyle yaptım böyle. Benim çok projem var yine her zamanki gibi. Bunun hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Bir anda çıkartacağım. Merve Nisa demiş ki genciz biz daha diyen yani Beta arda arda sigara içip kendinizi eritip erkenden ölmeyi planlıyor bence demiş. Ben 50'de ölürüm diye kafama koydum zaten. 50'yi görürüm sonra ölürüm diye düşünüyorum. Şu sıralar bu bir süredir öyle düşünüyorum. Çok fazla sigara içmeye başladım. Sigarayı bırakacağım ama 2015 yılında yılbaşında siz de buna tanık olacaksınız. Canlı yayında sigarayı bırakacağım. Futbolcuymuş ki Hidra hakkında görüşün nedir? Son zamanlar çıkan Türk MC'ler arasında başı çekenlerden biri bence çok başarılı. Sen neden MC'ler hakkında konuşmaya başladın? Sen çok değişmişsin. Ben çok normalleştim. Evet, evet, evet. Artık terslemiyorum sorumları. Cevap veriyorum. Vay be. Şey, bu arada şuraya gelir misiniz, buraya konser var mı, şuraya konser var mı diyorsunuz. Madem bu yayını izliyorsunuz, beni sosyal medyadan takip ediyorsunuz demektir. Sosyal medyada hiçbir konsere çıkamadığına göre hiçbir konsere gelmiyorum demektir. Bir de gelecek misin diye sorular soruyorsunuz, onu ben bilemem. Organizatörlerin gerekli kişilerle konuşup anlaşmasıyla alakalı gelip gelmeyeceğim. Ama planlanmış herhangi bir konser yok şu anda. Lansman konseri de yok. Yok, onu da yapmadık işte. Niye yapmadık, sinirliyim bu konuda ama yapmadık. Bilmem, biz biraz... Herhalde kimsenin gelmeyeceğini falan öngördük. Fakbadi demiş ki, Sinan Akçıl'ın sesi hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Öyle bir şey mi var ki? Sinan Akçıl'ın sesi... Ben duymadım. Ben de. Çok fazla tweet geldiği için herkesi okuyamıyorum. Bunu da belirtmiş oldum. Evet. Ben çok ciddi değilim. Bakayım. Onur Berber demiş ki, televizyon programlarına çıktığın zaman hep sana az zaman ayrıldı. Bu konu hakkında bir eleştirin oldu mu hiç? Olmadı. Çünkü... Bana az zaman ayırdılar. Çünkü ben diğer konuklar kadar ünlü değildim herhalde, o yüzden. Çünkü bir televizyon programında ne kadar kalacağın eşittir, yaptığın işin kalitesi değil, ne kadar ünlü olduğunla alakalı bir şey. Bu iş böyle yürüyor. Hoşumuza gitmese de böyle yürüyor yani. Belirli bir düzen var. Medyanın bir ilerleyişi var. Medyanın ilerleyişine göre kalmam gereken süre o demek ki. Fakat medyanın ilerleyişi diyebiliriz de ün olarak diyemeyiz bence. Yani. Evet. Çünkü hayır, orada birçok çıkan adamın hani seninki kadar ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hani o programda da isim veremem, aklıma gelmiyor. Ünlü olmadıkları için o kadar da. Ama ün olarak değil bu olay bence ya. Ün değil. Hani daha fazla takipçi, daha fazla büyük... Ne o zaman bu herifi burada tutarsak yanlış bir şeyler söyler, bir an önce az konuştuk bir yollayalım mı? O zaman. Ne işte, hip-hop vizyonu olabilir. Yo, artık. Medya kabullendi hip-hop'u bence artık. Enis Uzan demiş ki, Necip Mahfuz'a alıp veremediğiniz ne? Yedirememek falan. Necip Mahfuz'a diss atacağım, alıp veremediğim o. Bunu meydan okuyorum. Benim ve senin en sevdiğin Türkçe rap şarkılarını soruyorlar. Ne olabilir? Cevap verebilir misin? Neyi? En sevdiğin Türkçe rap şarkısı. Yani herhalde 90'larda yapılan rap şarkılarıdır.
birine demiş ki Mithat Can Özel'in de projenin tarihi ne? Coming soon dedin ama bayağı oldu. Birkaç ay sonra çıkarırız gibi geliyor. Çok güzel oldu şarkı. Başka projelerimiz de olacak gibi gözüküyor şu an. Eleştiri makinesi demiş ki, şarkı sözlerini yazarken hangi duygular içindesin çok merak ediyorum. Adın eleştiri makinesi. Senden daha eleştirel ve yaratıcı bir soru beklerdim. Bence adına yakışır bir soru olmadı. Bu yüzden cevaplamayacağım. Nasıl eskiye dönebilir evet, miyim? Evet evet, biraz daha onu yakaladım. Burakcan demiş ki, bütün lansman partilerine geldim, beni bilmiyorsa gelmeyecek bir lansman. Gelecek dedi, Kender abi yapacağız dedi, yapmadı. Bilmiyorum. Herhalde az kişi gelir diye öngördüğümüz için yapmadı. Beyza İsa Hay diyor. Refresif demiş ki, beni bilmiyorsa albümü yeterince ilgi gördü mü sence yoksa beklenenin altında mı kaldı? Bence yeterince ilgi gördü. Sence gördü mü? Bence de gördüm. Tamam, o zaman sorun yok. Gizem demiş ki, güzel bir film önerebilir misiniz? Ben geçen gün en son izlediğim filmi söyleyeyim. Bu Nasıl Bari diye bir film izledim. We Are The Millers diye. Bence çok güzel bir filmdi. Çok eğlenceli bir filmdi. Sürükleyip götürüyor. İzlenmeli. İzlenebilir. Bunu önerebilirim. Eğlenceli. Fadime Tezcan demiş ki, Pop'a karşı olmanızın asıl nedeni nedir? Ben Pop'a karşı değilim. Sen Pop'a karşı mısın? Ben de Pop'a karşı değilim. Pop'a. Bir müzik tarzına karşı olmak nedir ki zaten yani? Biz tavır tutmuyoruz. Ben metale karşıyım falan mesela. Sokakta metalci gördüm mü döverim. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Necip Mahfuz demiş ki, birazdan diss track online demiş. Kime? Bana. Oo. Bekliyorum, bekliyorum. Şahin Demir demiş ki, IŞİD hakkında ne düşünüyorsun? Neyse ama gelişme var biliyor musunuz? Gerçekten gelişme var yani. Şu rapçi hakkında ne düşünüyorsun, bu rapçi hakkında ne düşünüyorsun? En azından biraz daha iyi. Biraz daha iyi, evet. Bu kadar soru okusak okumak yeter mi acaba? Yeterli olabilir. Yine aslında böyle hızlı gelişen bir yayın oldu. Çok bir şey kafamızda oluşturmadan her zamanki gibi yani bir anda bir yayın yapma şeyinde bulundu. Serverin cüzdanı demiş. Ne? İsmi mi Serverin cüzdanı? Oldukça şişman olmaz. Detay askerlik sonrası bir ağırlık gelmiş demiş. Değil mi? Evet, o geldi. Geldi galiba. Ama ben onu atarım ya üzerinden. Nasıl bir ağırlık geldi? Dumbbell gibi. Kaç kiloluk? 5 kilo sol, 5 kilo sağ. Dumbbell sağ sol diye ayrılmaz ki. Nasıl? Sol elle tuttuğum var, bir de sağ elle tuttuğum var. İkisi de aynı dumbbell ama. Ama 5-5. 10 mu demeliyim? Niye? Peki ben şunu sormak istiyorum. Dur, benim çok güzel bir sorum var. Şimdi bir ev. Ev. Alacaksın bir ev. 3+1. 3+1 ne ya? Bana 4 desene. Niye 3? 3+1 ne? Ben onu çok sinir oluyorum. Çok sinir oluyor. Evet ya. Hani 3 oda 1 salon. Allah Allah. 4 de bitsin. Hani 2 salonlu villalar var. Tamam var. Olabilir. 4+2 var. Tamam var var. Bunlar var. Tamam 4+6 dediğinde adam sormayacak mı kaç tane salon var ya? Genel olarak baktığında 1 salon oluyor. Çok saçma. Hayır 1 salon oluyor. Hayır 2 salon varsa bunu belirtirsin. 4 tane oda var. Üstelik ikisi salon dersin. Bazı evlerde salon yok. Nasıl yok lan? O da bir oda. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne kadar sen stüdyo daireden. Bir dakika sen ne kadar iğrenç bir insansın. Sen stüdyo daireden bahsediyorsun. Ne kadar rezil bir insansın abi. Hayır lan ne demek ya? Hayır, tüm fakirler ölsünde tamamsın yani. Ölsün fakirlerde. Hayır bak sen stüdyo daireden bahsediyorsun. 3+1 var. 4+1 var. Hani
5 de bitsin. Ben gerçekten öyle düşünüyorum. Çok saçma. Hayır. Eğer 2 salonu varsa bunu ayrıyetten belirtirsin zaten. Genel olarak baktığında 1 salon var. Kaç tane... Niye ayrıyetten belirtsin abi? 4+2 yazar. Bunu ayrı olarak belirtirsin. Şu mu daha pratik, şu mu? Bir dakika. Kaç odası var? 4. 6 oda parantez içinde 2 salon mu yazmak yoksa 4+2 mi yazmak daha pratik? Yani inanılmaz saçma düşünüyorsun. Hayır, ben hiç saçma düşünmüyorum. İğrenç bir düşünce yani. Kaç odası var? 3 odası var. Bildiğim böyle 3... Kaçı salon? 3'ü de salon. Nasıl diye. Nasıl? 1+5 falan hani ben hiç öyle görmedim. 5 salon var, bir de oda var, kiler. Bilmiyorum. Bana saçma geliyor. Şu an 5 içinde çocuk zihniyeti yaşıyor. Hayır, çok saçma geliyor. Bunlar toplumun verdiği bize getirdiği, böyle gelmiş böyle gider diye bakıyorsunuz. Ama hiç hayır, ben bunu değiştireceğim. Ben salonsuz bunu... ev de var belki. Salonsuz ev de değil, üstü diyor daire o. Hayır, 3+0 da var. 1+0. 1+0. Sıfırı niye yazıyor? 1+0 yok. 1+0 yazıyorlar ona. Yazmıyorlar. 1+0 yazıyorlar. Vallahi tamam. 1+0 yazıyorlar. Ama salon böyle artı kaçsa salon onu ifade eder. Onu 3 oda 2 salon yazmaktansa 3+2 yazarsın. 5 de. Niye bizi matematikle yoruyorsun? 5 de. Onu toplamana gerek yok. Onu topla diye yazılmış bir artı değil o. Senin toplaman için yapılmış bir artı değil. Bu da var. 3+2 gördün de 3 oda 2 salon diyorsun ona. 3+2 toplayıp 5 demiyorsun yani. Bir de tuvaleti saymıyorlar. Çok gücüme gidiyor. Tuvalet bence önemli. Tuvalete eksi diye mi ifade ediyorsun? Evet, öyle bir şey olabilir. Böyle bir plan. Kileri var böyle. Kiler ne ya? Kiler, killer. Kiler Hakan. Allah Allah. İnanılmaz saçma. Başka var mı böyle saçma düşüncelerin? Aklıma geldi, bir şey söyleyeceğim. Bir dahakine ben yazılı bir metin getireceğim. Tamam. Yani metin zaten metin, yazılıdır. Metin şöyle bir metin. Yazılı olmayan bir metin. Sadece başlıkları olan bir şey getireceğim. Bunlar üzerine konuşacağız. Benim çok sorum var hayatımda ama şu canlıyı, şu kamera karşısında geçtim mi gidiyor. Hepsini unutuyorum. Şu an başka sorunun var mı? Şu an aklıma gelmiyor. Niye bu kadar çok sigara içiyorsun? Ben normalde çok sigara içiyordum zaten. 2 paket sigara içiyordum. Sonra... Evet, biri geldi sağ olun. 2 paket sigara içiyordum. Askerde 3 pakete çıkarttım. Askerden geldim 4 pakete çıkarttım. Sonra ne oluyor? 4? Evet ya, ben hayatımda... Nasıl ya dedim, 4 paket sigara içen insanlar... Yani bak burada geliyorsun, bu evde de arda arda yakıyorsun sigaraları. Sen uyuyamıyorsun. Ben uyuyamıyorum senin. Bu öyle bir duman altı oluyor ki. Kötü mü? Git dışarıda iç, lütfen artık benim evimde bu kadar sigara içme. Lütfen ya. Tamam, o zaman sigarayı bırakacağım. Ayıp denen bir şey var ya. Bu bana bir terapi mahiyetinde oldu. Ama gerçekten sigarayı azalttım artık, 4 paket içmiyorum. 3 mü içiyorsun? 2,5. İyi, çok iyi azaltmışsın ya. Azalttım, bırakmayı da düşünmüyorum. Bırakmayı 10 senedir düşünüyoruz da. Yılbaşlarında hep böyle bir yıldır. 15 yıldır içiyorum, bir zararını görmedim. Defol Caddeler demiş ki, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Güzel grafikler hazırlıyorsun. Eleştirme makinesi demiş ki, abi ortam kızını hangi ruh halinde yaptın? Eleştirme makinesi sen az önce şarkıları da hangi ruh halinde yazıyorsun diye sormuştun. Ruh hali olmalı. Ona cevap vermeyince ortam kızını... Sen eleştirme makinesi ismini hak etmiyorsun. O yüzden sana cevap vermeyeceğim. Senin ismin bundan sonra Ruh Ali. Bu devlerin şu hali. Sevgi yaşıyorum. Bırakır mısın Emine'yi? Tamam, birazcık yanıma oturmak istiyor belki. Frikik gelmesin ama. Emine! O namuslu bir kadın. Kısa etek giyip çekiştiren kızlar gibi ol sen. Eleştirme makinesi demiş ki, seni eleştireyim o zaman sürekli müzik sektörüne atar yapmanın sebebi ne abi demiş.
Bak. Eleştiri makinesi bu hiç iyi bir eleştiri değil. Eleştiri dediğim biraz düşündürmeyle, hakikaten öyle mi ya dedirtmeli. Sen bu ismi hak etmiyorsun eleştiri makinesi. Sen eleştiri makinesi. Bu ismi hak etmiyorsun. Sen bu ismi hak etmiyorsun. Fuck. Faruk Çelik demiş ki bir röportajında pop'un bir müzik türü olmadığı hakkında konuştun. Ama şimdi pop şarkı türüne karşı olmadığını söyledi abi. İşte eleştiri böyle olur. He? İşte güzel eleştiri budur. Bir çelişki mi yakaladı yoksa? Pop şarkı diye bir şey vardır. Popüler şarkılara pop şarkı demiş. Pop. Sadece pop bir müzik türü değildir. Tamam, çok kötü gözüküyorsun ben ya. Evet, Emine'yle biraz ters gözüküyormuşsun. Yerini hatır Emine. Sen bakma ona Emine. Bana bak. Ey, bana bak. Tamam ya. Bana arkasını dönmesi hiç hoş olmadı. Tamam. Devam ediyorum. Eleştirme makinesi demiş ki... Okuyacağım, eleştirme makinesi. Emine çok da... Yeter artık, Emine esprilerini bırakalım ben. Tamam. Ama gerçekten ellerini... öyle tutması... Eleştirme makinesi demiş ki... Abi sen Icebox Challenge'ları eleştirmek aslında kendini ünlendirme çaban diyorlar, doğru mu demiş. Eleştiri makinesi bu yayın kaydı olacak, yayını aç en baştan izle. Burakcan demiş ki, hayatımda gördüğüm en saçma düşünce. Benim de öyle Burakcan. İnanılmaz saçma bir düşünce. Ha senin şu şeyi ne diyor herhalde, ne? 3 artı 1 ne diyor? Kesinlikle ben saçma düşünceler aradım. Erdem demiş ki, çünkü çok doğru söylüyor. Futbol da öyle abi, 4-4-2 gibi o zaman hepsi bile kombinasyon. Aynen. Hayır ama onların yerleri belli. Mesela bir oyuncu ceza aldıysa 10 yazsınlar. Niye 10 yazıyorlar? Bir oyuncu ceza almış, 10 kişi almış. He, evet. Niye 4-4-2 falan yazıyorlar? Ya hayır, 4-4-2 de taktik olarak şunu anlayabilirim. 3 artı 1 de evin odası ve salonu olarak. Hayır değil işte. O salon oda değil mi? Salon da bir oda değil midir? Hayır değildir. Nasıl salon değildir ya? Salon Solomanche diyorsun.
İkinci sezonun hazırlığına uğradı. Dur gelecek şimdi. Şu an ses gidiyor yayına. Böyle hareketler yaptı. Hah, geldi ses. Geldi yani. Ha, bir dakika ses. Tamam. Hepsi halloldu mu? Evet, şu an halloldu. Son sorularımızı da okuyalım, öyle. Son sorularımız mı? Evet. Sponsorlarımızı da okuyalım. Ne kadar çirkinim, ne kadar çirkinim. Fatih Karakuş ses yok Berk demiş. Hem de YouTube şeyinde. Ses var şu an ya. Bakayım. Ama yok. Önceden yazdı onu. Evet şu an var ses. Şu an var. Şimdi geldi demiş. Mert Karakuş şimdi geldi demiş. Evet arkadaşlar. Teknik bir sorun yaşadık da teknik ne sorun yaşadık onu ben de bilmiyorum. Böyle çat diye dondu. Her şeyin çözümü olan kapatıp açma çözümüyle geri döndük. Bakıyorum başka bir şey var mı? Dondu demişler. Yayın bitti. Yayının gittiğine dair yüzlerce mesaj atmışsınız. Teşekkür ederim. Eleştiri makinesi demiş ki. Tarık Memiş'te Büyüyen Binesi. Rap'ı nasıl aşılayacaksınız? Mera konusu. O zaman bunu Mera'da tartışalım. Eleştiri makinesi demiş ki abi konuşamıyorsunuz. Tarık Memiş çıktığında ben zaten büyümüştüm. Eleştirme makinesi demiş ki, ortam kızından utanıyor musun? Ergen müziği ya sonuçta. Eleştirme makinesi. Senin adın eleştirme makinesi. Ve hayatında ilk defa eleştiri yapmak için bugünü seçmişsin. Çünkü olmuyor ya, olmuyor. Yok eleştirme makinesi, yok. Evet arkadaşlar. Bakayım başka bir şey var mı? Benim şarjım bile bitti. Benim şartım yalnız bitti. O şarj değil şarj. Şart. Şarj. Şarf. Şart. Şart aleti. Bu akımı başlatalım mesela. Güzel bir akım değil yani. Şarjdan daha güzel var. Burakcan güzel bir soru sormuş. Evet. Abi konu dışı biliyorum ama supplement olarak BCA 3. aydan sonra normal mi? Şimdi ilk 2 ay falan adaptasyon sürecidir. Muhtemelen sana makineler de program yazmışlardır. 3. aydan sonra BCA protein tozu bu supplementler kullanılabilir bence. Tabi amacınla da alakalı. Hacimlenmek istiyorsan kullan. Ama ilk başta bir definasyon falan istiyorsan fazla yağ oranın varsa vesaire kullan. Jüle kesimde mi şun değil, jüle etse, jüle üstüne güle fiji. Terfi mi ediyorsun? Hayır, ben Fransız kaldım. Fransızca konuşuyorum. Yayın tekrar geri geldi. Mehmet Kılıç demiş ki çok sıkıcı. Evet, bence de sen öyle sıkıcısın. İşte bu iyi bir cevaptı. Muhteşem bir cevaptı. Evet, tam 212 kişi kalmış.
Batı yakası dostum. Muslim Bird demiş ki A7X'in hangi şarkısını dinliyorsun abi en çok? A7X ne ya? A7X'i bilmiyor musun? Adam A7X monitör hoparlör var, onu biliyorum ben. Hoparlörden hangi şarkıyı dinliyorsun diyor. Ama bende A8X var. Evet, abi gidiyorsun. Komik ama okumayacağım bunu Hüseyin Yılmaz'ı. Çünkü daha geçecek bir şey. Ama komik ya. Evet arkadaşlar. Böylelikle ikinci sezonumuzu inanılmaz sıkıcı bir yayınla açmış bulunmaktayız. Evet, herhalde yaptığımız en sıkıcı yayınla şu. Oldukça, oldukça. Evet, evet. Çekelim görünüyor. Önce o eline çekti, evet. Bir dahaki yayına buraya Necip Mahfuz'u bekliyoruz. Necip Mahfuz'la... Yeter! Ya yeter artık, oynamışız size, yeter! Yüzünü göremiyorum, yüzünü göremiyorum. Bir dakika. Tamam. Evet. Evet. Bundan sonra ben yayınlarıma beta'yı almak istemiyorum. Ben de gelmek istemiyorum. Askerliden geldi, yazıktı çocuğa. Biraz teknoloji görsün diye düşündüm. Fakat buna... Her gün elimde telefonla el sallaya sallaya. Gerçi telefonumu yakalattığım için ben çarşı kilidi de yedim. Bundan bahsetmek istiyorum. Benim hep çarşılarım kilitlendi. Bundan bahsetmek istiyorum. Neden çarşıların iptal oldu denmiyorsunuz akitlerden? Kilitlendi, öyle. Hani... Mesela askerliği çünkü... uzatmaya neden askerliği yakmak deniyor? Çünkü bana göre askerliği yakmak ne? Askerliği yakmak en baştan başlamak ama. Hani askerliğin yandı, bir daha baştan yapıyorsun. Ha, o tamam o zaman. Hani askerlik uzatma... Bunu saymayız mı abi yani? Ama yani bambaşka bir jargonu var. Hani askerliği, hani birbirine yokuş yapmak falan. Yokuş yapmak askerlik jargonu değil, zaten hep kullanılan. Evet ama askerlikte çok kullanılıyor. Ya, garip şeyler oldu askerde hani şöyle... mesela Ankara'da şimdi ben askerliğe başladığımda sürekli kamuflajlar yeşil, her yer yeşil, tüm her yer direniş. Şeyler yeşil, binalar yeşil, her şey yeşildi. Yeşil şeyinden nefret ettim. Sonra oradan çıktım, İzmir'e gittim, yeşil odaya gittim. Oha dedim, ne oluyor? Bir garip hissettim kendimi. Şey bir garip geliyor, o kadar şafak saydık. Hani şafak şu, şafak bu, şafak bu. Sonra şeyden askerlik bitti, bir kızla tanıştım hayatımda ilk defa. Şafak isimli bir kız, ismi Şafak. Nasıl ya dedim, hep böyle garip garip şeyler. Nerede tanıştın? Saroz'da. İstanbul'da mı? Evet, ismi Şafak. Bizim dedim okulda. Senden nefret ediyorum, ne kadar iğrenç bizim bir isim okulda var. Değildir, daha bir okulunu unuttum. Adı Şafak olan bir tane kız vardı muhtemelen, onu biliyorum yani. Senin. Atada mı? Var. Ha, yok değil. Atadan, atadan. Evet. Olabilir, belki de atadandır. Atadan. Atadan. başka. Askerliği ayrı bir programa saklıyorum. Ben evde yayın yapacağım. Rakip yayın. Rakip yayın. Hemen yana. Fakat senin YouTube'unda yayın yapma özelliği var mı? Aa, öyle bir şey mi var? Ancak Hangout'la falan yaparsın. Niye altta böyle şey çıkar. Ben başka siteler biliyorum. Yayın yapmak için? Evet. Bak kolunu bozdun ya. Söndü. Tamam lütfen daha fazla tamam. Oynama onunla yeter tamam, artık. Şey olmuyor, yüzünün yarısı gidiyor. Tamam, askerlikle ilgili çok anlatacağım şey var yani bunun dışında. Çarşılarım çok kilitlendi. Çarşı kilidi vardı. Hep çarşın kilitliydi. Çok çarşıya... Çarşı her şeye karşı olduğu için olabilir mi? Kesinlikle bu yüzden olabilir. Peki. Ama bunun dışında da çarşıya çıktığımda hep bisiklet sürüyordum Alsancak'ta. Beni bilen bilir, beni gören görmüştür. Hoppa, bak bir dakika. Şimdi İzmir'de çok güzel bir yol yapmışlar. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor muydu? Açtı, evet evet evet. Açtık, ben ilk gittiğimde açmamıştı. Gittim yavaş yavaş açmaya başladı. Bu İzmir'de bir yol yapmışlar, bisiklet yolu. Maviye boyamışlar. Oradan bisikletler geçiyor ama nedense yayalar o bisiklet yolundan yürümeyi daha çok seviyor. Çarpsaydın hepsini. Ben hep çin 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 yapıyordum şeyle bisiklette. Bisiklet yolu, bisiklet yolu deyip yanından geçiyordum. Bazıları özür diliyordu, bazıları hiç dilemiyordu. Ters ters bakanlar oluyordu. Çarpsaydın onları. Çarpsam düşerdim. Evet, yayının sonu geldi şu anda. Bu da kim? Bunun dışında askerlikle ilgili anlatacağım çok fazla... Yeni başlıyor.
Kim o? Tanrım, aman tanrım. Büyük bir konuk geliyor. Evet. Askerlikte anlatacağım çok fazla şey var. Ama bunları bilmiyorum. Herhalde daha sonra yasaklanır. Çok komik anı oldu da bilmiyorum. Hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Ne kadar komik anılar oldu? Bana dizi yapacak arkadaşlar kim? Meydan okumanı kabul ediyorum. Merhaba. 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 Diz var dediler. Geldi mi? Evet, acı oldu. Ama şimdi... Şu an şey gibi oldu, Tatlıses TV'de... Kıyafet ve gelen İbrahim Tatlıses gibi. Bak, sen bana beni okudun. Ben... Dur, kadrajı senin de alalım. Sevgili Necip Mahfuz. Sen görünüyor musun? Evet, görüntüye göre sen daha gelmedin bile. Evet, gelmedim. Aa bak, şu anda geliyorum orada. Evet, görünüyor musun? Sen dur bakayım. İstersen Emine'yi kaldırıp... Evet, sıkıntı yok. Onun yeri çok güzel, onu vallahi çok ben beğendim. Gece Emine'yi kaldıracağım. Eyvallah, burada inşallah. Durmasın. İnşallah. Ya bunun kolları niye bozuldu öyle? Tamam. Evet. Merhabalar. Ne diyorduk? Biz de tam yayını bitiyorduk. Görüşürüz arkadaşlar. Sen geldin. Nasılsın sevgili Necip Mahmut? İyiyim sevgili Fıton, sizler nasılsınız? Seninle böyle yayında mı görüşecektik? Buradan istersen kamuoyuna bir açıklama yapayım. Server'e ısrarla diyorum ki görüşelim. O da görüşelim diye söz veriyor ama ondan sonra bir türlü buluşamıyoruz maalesef ki. Böyle yayından yayına. Evet. İnşallah daha sık yaparsanız daha sık. Bundan sonra her yayına bekliyoruz sizi. Yani İnşallah kadro olarak. Sezon yeni açıldı. Okan Bayülgen'deki Erol Günaydın gibi kenarda oturmayı çok isterim gerçekten. Haklı değilim gibi adeta. Evet, evet. Böyle her yayın bir cümle falan kurmaya suretiyle. Haklı değilmiş. Evet. Heyderpey efendim kendinden demektir falan gibi. Enteresan açıklama. Dur bu kadraj tam olmadı sanki. Bu kadrajı bir düzeltelim. Sen dur bakayım Sabit. Şey mi? Güzel poz falan değil mi? Evet. Pekala. Evet, o zaman geldiğime göre bir akapella yapabiliriz. Akapella at bizi o zaman. Hemen atıyorum. Necip Mahfuz sen rapi bıraktın mı? Yok, onu ben de gördüm yolda. O eski bir şey. Neyi gördün yolda? Neyi gördün? Ben de yollamışlar falan. Bireysel olarak sordum sana bunu. Ha, yolda ben de rastlanarak gördüm. Bana bir fotoğraf mı yollamışlar? Ben de onu gördüm. Ha, ben de onu gördüm de onunla ilgili bir şey mi soruyorsun dedim. Öyle bir durum şundan mütevellitiydi. Yoğun çalışmak hasebiyle, efendime söyleyeyim, peyderpey şarkılarımı yapamadım. Kızım onun sonuna hasebi koyarım. Hasebi mi koyacaksın? Evet, hasebiyle. Hasebi koysaydım. Vakitsizlikten öyle bir durum hasıl olmuş idi. Efendime söyleyeyim. Erkek olursa hasıl. Bu da beni derin hicrana sürüklüyordu ama bir fırsatını buldum. Yapacağım inşallah. Hayırlısı. Müzik yapmaya devam edeceğim. Beklentin ne bu işte? Hiç. Aynen. Ha gönüle gidiyorum ben. Meslek olarak olmaz. Yok işte Allame'nin back vokali olacağım inşallah daha büyürsen. Planım bu. Bu mudur kariyer hedefi? Evet kariyer hedefi. Kariyer planlaman mı mudur? Tam olarak buna... Pekala. Bunun üzerine çalışıyorum. Freestyle King'deki büyük başarının ardından? Kesinlikle de orada katılmayı düşünmüyorum. Neden? Şey dediler, beta girecekmiş dediler. Biraz gözüm korktu açıkçası. bilmiyorum ne oldu. Belki sen tüm Freestyle King'lere katıldın mı? Hayır, katılmadım. İlkine de seyirci olarak. Seyirci olarak. Evet. Elini kaldırıp böyle yaptın mı? Evet yaptım. Tamam. Peki hangi parçaları en çok alkışladın orada? Ulaş'ı alkışladım. Mekan neresi pancının çok alkışladım. Evet kesinlikle o bölümü çok seviyordum. Bana bak hayvan bana işlemez. Bakın köyde taşmayı da ayıtan dandan beşikler mecdan. Bu arada ben sana söylemiştim. Ben Ulaş'ta aynı yerde askerlik yaptım. Hangisiyle? Ulaş. Ulaş. Freestyle King Ulaş. Ben Ulaş'a selam söylüyorum. evet. Arkadaş oldum. Aynı yerdeyiz. Hep freestyle yapmışlar. Aynı koğuşta yatmışız ya. Ama aynı anda değil tabii. Ha, yani farklı zamanlar. Aynı yatakta mı yattınız peki? Kim bilir belki de ama aynı zamanda değil. Benim merak ettiğim oydu. Evet, aynı zamanda farklı. Bu bence çok önemli bir unsur. Ben Freestyle King Ulaş'ta aynı yerde askerlik yaptım. İzleyenlerin çoğu Freestyle King Ulaş'ı tanımıyor. Nasıl ya? Nasıl? O bir nesil fenomen. Işte. O bir ya ben hep kaçırıyorum nesili ya. Olmuyor. Arkadaşlar ben şeyi çok sevdim. Ankara'da bir freestyle yarışması düzenlenmiş. Neydi adı? Şey... Freestyle King. Hayır. Freestyle King. Fighters. Freestyle King. Orada adamımızın adı neydi? Asalet!
Asalet, Asalet benim adımım. İnanılmaz. Evet. Evet, ben de izledim onu. Tazmanya canavarıyla Pitbull arası bir şey. Bir enerjisi var. Evet. Ama yani ayrıca istekli olması benim için geçerli. O yani ruhunu... Evet, evet. Ben dalga geçecek bir şey göremedim. Evet. Yani ayrıca zıplayınca herkesten uzun olabilen bir çocuk. Ben gerçekten dalga geçecek bir şey göremedim. Ve kramponuyla katılmışsa ne var, yani ne olacak ki? Ayrıca onu çıkartabiliyor, aynı zamanda çıkartabiliyor. Bir şey demem. Serverle ne kadar farklı noktalarla yapıyoruz onu. Ben gerçekten o çocuğu çok tıktım. Bence de dalga geçecek hiçbir şey yok. Ya ben onu... Ben gerçekten dalga geçecek. Samimi fikir ediyorum. Hayır. Böyle bir şey yok. Hareketlere bak. Baksana bir tek aklımızda o kaldı. Evet. Böyle bak. Asalet. Ben ezbere biliyorum freestyle'ini ya. Bir freestyle'i ezberledim ya. Ben de başka freestyle. Benim de ezberlediğim freestyle'ler var mı? Hmm. Yani. Sen mesela kime ezberledin? Şeyin Şah'ın bana yaptıklarını ezberden söyleyeyim. Terbiyesiz adam, öyle yapılmaz çünkü. Ben Ulaş'ın freestyle'ını ezbere biliyorum. Freestyle King 1'deki. Hmm. Zaten onu, o da ezbere biliyordu. Ya işte bir farkımız yokmuş ya. Kafandan aşağı su döktün mü? Döktüm. Bravo, tebrik. Yani kişisel bir hareket olarak yapmadık ama malum ben bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Bir sivil toplum kuruluşu olarak diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okuduk. Hmm. Greenpeace'e, UNICEF'e ve Doğal Hayat Koruma Derneği'ne meydan okuduk. Greenpeace bağışlanan paraların bir kısmını cebe atıyor diye yıllardır bir söylenti duyuyorum. Ne diyorsun bu konuda? Sivil toplum mantığına şu anda giriş yaparsak çok çok uzun ve sıkıcı bir sohbet yapabiliriz ama şeydir. Kısa geçerek. Sivil toplum kuruluşlarının iki farklı çalışma şeyi vardır, ne derler, türü vardır. Birisi kaynak geliştirme çalışmaları, birisi aktivizm çalışmaları. Toplanan paralar... Ya ben sana diyorum ki Greenpeace, tamam, bağışlanan... Açıklıyorum. Önce bir toz bulutu vardı. Hayır, şuna Big Bang. Abicim sana mantığını açıklıyorum, sen mantık seven insansın, onun için açıklıyorum. Tamam. Şöyle ki, toplanan paraların bir bölümü aktivizm çalışmalarında, bir kısmında kalan kaynak geliştirmeyi devam ettirecek çalışmalarda kullanılır. Yani atıyorum sivil toplum kuruluşlarında çalışan insanların maaşları buradan ödenir. İnsanlar da bekler ki biz buraya para bağışlıyoruz, niye kutupları kurtarmıyorsunuz? Sistem böyle değildir maalesef. Fakat ben yolsuzluk iddialarından bahsediyorum. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili bir şey şu anda diyemem, belgeli konuşsunlar lütfen. Müfteriler. Ben Greenpeace'ten bahsediyorum. Bilmiyorum, Greenpeace'in içinde olmadığım için bilmiyorum. İçinde olsam da bilmeyebilirim. Sonuçta sivil toplum kuruluşlarına bizden daha yakın bir duruşta olduğun için yani, bu işin mütehassısı olarak şöyledir, Greenpeace'le ilgili çok fazla şey konuşuluyor ama bunlar bir iddia mıdır, gerçeklik midir, bu konuda soru işaretlerimiz var. Zira Greenpeace yıl sonunda mesela atıyorum mali gelir tablosunu falan yayınlayan bir kuruluş olmadığı için nerede kullanıldığını çok fazla bilemiyoruz. Ben böyle bir yere başlayamam. Benim için sorun yok. Pekala. TT olduk mu? Ona bakmıyorum ben hiç. Aa, zaten TT olacak bir şey yaratıldık gibi hashtag koymadık. Hashtag koymadık. Olimpos'u bastın daha. Bu arada hashtag'i tabela diyorlar artık. Tabela mı? Türkçe ismi tabela mıymış? Bence başarısız. Öyle diyorlar. Mert demiş ki, ailesi hastalar için bir kova suyu başından aşağı döküyoruz ya, AIDS hastaları hiç olsaydı sevişecek miydik? Niye doğru? Bir şey diyeyim, bak bu mantıkla hiçbir yere varamayız gerçekten. Bir freestyle atın efsane olur demiş Onur Arslan. Sevgili Onur Arslan, freestyle atmak söylemiyle ilgili düşüncelerinizi şimdi lütfen bu yayın bittikten sonra yayının tekrarını en baştan izle. Ama bir şey diyeceğim, geçen sefer son yayınımızda Berk çok güzel freestyle yapıyordu. Bu birinci pancım, bu ikinci pancım. Ben onu ezberledim, bir de yeniden yapabilirim. Yeniden bize bir freestyle yapmak ister misin? Yok, şimdi başladığım ilk pancı koydum sana. İkinci panç şimdi senin suratında. Üçüncü pancı koyduğum anda dördüncü pançta nakaft oldun kanka. Ölüm dört ama gerçekten. Dört pançlık, dört satırlı. Dört satırlı dört punchline evet, yaptın. Evet. Bu arada ben punchline'ın punch olarak kısaltılmasından da nefret ediyorum. Benim için sorun yok bence. Siz onu çok kullanırsınız herhalde. Sizin tayfa punchline'a çok fazla kullanıyor. Valla biz punch kelimesini punchline yerine çok fazla kullanan bir tayfasınız. Değiliz. Değil misiniz? Biz punch'ı gerçekten punch olarak, tamam, yani yumruk manasıyla, tamam, yumruk gibi söz kullanmayı seviyoruz. Yoksa punchline'a niye punch değil? Freestyle'da free demeyiz mesela. Ben de sevmem.
Ama okay. Face diyoruz. Facebook'a face denmesin diye. Kesinlikle demem. Çünkü face kötü bir kısaltma. Yoksa belki diyebilirdim ama. Evet. Mesela Instagram'a instoş diyorum. Adam çok iyi bu ara. Yani bir aramızda bir bağ oluştu kendisiyle. Ben de Twitter'a t diyorum. Ne diyorsun? T sadece. İlk harfini söyledim zaten. Güzel. Çok, çok kısa değil mi sence de? Beni t'den takip etmek ister misin? Evet. Geçen tweet'te... Zaten ediyorum t. Ama geçen bir tweet okudum diyorsun. İyi de Twitter'a yazılan şeyleri tweet'im. Tamam bunu demek zorundasın, bunu diyorsun. Bunu dediğim için... Ben tweet'e kısaca t diyorum. Geçen bir tıt okudum diyorum. Peki Twitter'a ne diyorsun? Tıt diyorum. Aynısı. Evet. Geçen tıt da bir tıt okudum diyorum. Söyleyemez mi? Eş anlamlı ama. Ha. Evet. Ama... Kaz olan hayvana kaz dersin. Bu kürekte toprağın abini adama kaz dersin. Ben de tweet'e de tıt diyorum. Peki... Bir şey diyeyim. Twitter'da bir tweet okudum der misin bana? Tıt da bir tıt okudum. Hayat gibi vuruyor yeminim. Tıt 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 okudum. Peki amyotrofik lateral skleroza neden ALS diyorsunuz? Bunu gerçekten söyleyebildin mi? İstanbul Büyükşehir, az önce oradan baktım. Söyleyebildin mi dedim, ezberledin mi demedim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden İBB diyorsak o yüzden. O yüzden, tamam. Şey gibi, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mesela ne diyorsun? PSK diyorsun. Mesela. Evet. Mesela AIDS'in de bir uzun var. KKK. Glock Lüks Klan Kara Kuvvetleri Komutanlığı demiyoruz da. Evet. Yani kısaltma yapabiliyoruz aslında. Tabii. Böyle bir şeyimiz var. En sevdiğin kısaltma hangisi ben? Ben kısaltmayı sevmiyorum. Evet. Ama kısa kestim. Kısalttın. Evet. Evet. Bir anda bitirdim. Sanki. Aniden. Evet. Senin en sevdiğin kısaltma ne? Benim en sevdiğim kısaltma. Foursquare'e for deniyor mu? Foursquare'in kısaltması var mı? Tam onu soracaktım for. Aslında. Fe. For güzel. Fe. Ben ona ne diyorum? Her şeyi iyi kalbiyle. Ben ona fit diyorum. En sevdiğim kısaltma şey. Bıçakta yer bildirimi yaptım diyorum. En sevdiğim kısaltma şey. Neco. Necip Mahfuz'un kısaltması. Buyurun. Başka bir kısaltma yok. Sen mesela pit kısaltmasından hoşlanıyor musun? Nötr. Nötrsün. Beta'nın bir kısaltması yok işte. Zaten kısaltma. Ben belki diyorum kısaca. Bete de diyorum. Konuşurken de öyle. Beatbox bayağı. Beatbox'a mesela kısaltma olduğunu beat dedi. Diyorum. Diyorum. Anladım. Her şey iyi kalpiydi anladım. Evet. Çok güzel ama kelime ağzından çok geliştiriyor böyle. Sana kısaca ne diyorum biliyor musun? Hı. Hı. Mesela. Hı. Teşekkür edeceğim zaman ne diyorsun? Twitter gibi oldu ama. Diyorum. Eyvallah yerine eyv diyorum ben konuşurken. Ben eyv diyorum. Eyv. 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 Agabi gibi yapıyorum ben. Eyv. Eyv. Bakalım Necip Mahfuz'a... Peki Arabex rap'le eyv ne düşünüyorsunuz? Arabex. Çalıştın değil mi onu söylemeyeceksin? 4 dakika bekledim zor, 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 evet. Bekledim. Benim yenge hiçbir konuşamamış anladığım kadarıyla. O kadar şey bakayım, o kadar sessiz değil mi? Senin gelmene sevinenler oldu. Sonra, ama sana soru soran olmamış. Tüh. Ama gelmene sevinen çok kişi oldu. Çok teşekkür ederim bunlar. Umarım bu kişilerin arasında sizler de varsınızdır. Sen gelmeden biz şey konuşuyorduk. 3 artı 1 onu duydun, tam evden çıkarken duydun. Onu dinledin, çıktım ben geliyorum. Bu konuyla ilgili ne çok saçma değil mi? Sen 3 artı 1'in yanında mısın, karşısında mısın? Yanındayım. Ben karşısındayım o zaman. Çok saçma. Yok, yanındayım. Bence makul bir şey. Ya hani 3 artı 1 demeyelim de 4 diyelim. Demeyelim. Zaten bir tane orada salon var. Artı 1 ama ortak kullanım alanı anlamına gelir. Yani bunun salon olması da şart değil. Güzel. Yani, çok iyi. Ortak kullanım noktayı alanı. Koydum. Yani o üç herkesin şahsi yeri. Yani, o üç çakmağını versene ya. Tabii yani. Kişisel olarak şahsi kullanılabilecek üç oda. Hı-hı. Artı bir de ortak kullanım alanı. Bir salon, bir oda. Bak bu bana mantıklı geldi. Evet. Ama bunun dışında mesela artı bire şey dahil değil. Mesela mutfak da bir ortak kullanım alanıdır ama bir mutfağı oda olmadığı için. Mutfağı hiç zaten. Evet. Tüm mutfak banyosu abi tepsinde olmaz. Evet. Biri şey demişti, onu okumadım. Muhabbeti geçti diye artık. Balkonu da sayalım o zaman. 3 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 falan olsun. 3 5 2 de diyebiliriz. 4 4 2 mesela. 3 4 3. Onlar futbol. Şimdi inanmaya başladım bu olaya.
Hani ortak kullanım alanı kelimesi hoşuma gitti. Kelime öbeği. Ben de hep onun evet. sihrinden zaten ortak söyledim. Kullanım alanı. Ayrıca 1 artı 0. Oka. Mesela bak 1 artı 0'ı da öyle düşünmek lazım. Yani 1 artı 0 diye bir şey var bu arada. Ortak kullanamayız filan. Evet yani ortak kullanım alanı yok. Sadece bir oda var. Stüdyo da. Ama bir odayı ortak kullanıyorlarsa ne olacak? İki sevgili. Stüdyo dairede yaşarsa 0 artı 1 olur o. Evin içinde ne olduğu bizi ilgilendirmez. Tamam 0 artı 1 olur o. Yok abi. 1 artı 0 olmaz. Çünkü bir tane oda vardır, o da ortak kullanım alanıdır. O zaman şey yapması onun dışında gerekir. Oda yoksa 0 artı 1 olması lazım. O zaman şey yapması gerekir. Burayı sadece aileye kiralıyorum çünkü burası 0 artı 1 demesi gerekir ev sahibinin. Çünkü aile ev ne demek ya? Sevgilisiyle gidecek takılır. Ya da işte atıyorum sevgiliyle ya da iki kişiye veriyorum falan. Birden çok kişiye kiralayabiliyorum sadece falan. Niye sadece? Tek başına da ortak kullanım alanıdır. Ya şey gibi düşün bunu. Bir porsiyon yemek söyleyip iki kişi yiyebilirsin. Ama o bir porsiyondur, bir kişiliktir. Hayır. Aslında baktığında. Bir porsiyon yemek bir kişilik değildir. Bir kişiliktir. Kaç kişi yiyorsa o kadar kişiliktir. Mesela baktığında yani onu doyabilirsin. Yani kişiden kişiye değişir ama bunun stabil normu bireyler üzerinden işler. Ben kendim geliştirmişim. Teşekkür ederim. Geçen yayını tekrar tekrar izledim. Çalışıp geldi. Ezberledim. Neler yapmıştık son yayınımızda? Daha hiç hatırlamıyorum ya ama şimdi spamlendiğimi hatırlıyorum bir ara. Bugün öyle bir kampanya olursa çok sinirlenirim. Öyle bir kampanya yaptım. Ya durup durup çok güzel bir geyikti ama yani hoşuma neydi gitti. O? Neydi o? Ya şey oldu işte beni takip etmelerini söyledi Serdar ondan sonra spamlemeye başladılar. Vaskansın videoda yakaladı. Ve müthiş bir şakaydı bence. Yani hiçbir şey olmadı ama. Bir sadece spam yazıp bıraktılar ya. Spam diye tweet mi attılar sana? Spamleyin. Güzel bir şakaydı. Bir de ben bayağı kalabalık da bir grup yani. Spam dolu ağzınızda rap yapmayın. Spam dolu. Hani geçen sefer bu şakayı da yapmıştın galiba. Ya da yayın olmayan bir arada yapmış olabiliriz. Başka neler yapıyorsun? İşte başka neler yapıyorum? Albüm yaptım söyle mesela ilk. Aa, tıkırı. Ondan sonra Eskişehir'e gittim geçen hafta. Değil, 2-3 hafta evvel. Yok işte kaydettim. Sadece hani nerede kaydettin? Olacak. Eskişehir'de, Batarya'da kaydettim geldim. Evet. Ondan sonra mix bekliyorum. Her zamanki gibi. Bütün MC'lerin ortasında. Ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun? Ben hayatımı hiç mix beklemedim. Evet kendin yaptığın için bende o yok. Yani hiç anlamıyorum çünkü teknik ise. Ben sadece bilgisayarı açıp kapatmayı bildiğim için programlara hiç hakim değilim. Dolayısıyla... Bence hakim olman gerekir. Evet olman gerekir. Bunun üzerine çalışıyorum. Bir otel müdürünün o otelde yemek vermeyi de bilmesi gerekir. Kesinlikle. Garsonluk yapmayı da bilmesi gerekir. O yüzden mesela bilgisayarı açıp kapatmaktan sonra şeyleri yapmaya başladım. Yani programları kullanmaya başladım. Programları da. Deversuzluğu çözüyorum mesela. Programları da açıp kapamaya başladım. Tabii tabii. Denetim masası diye bir şey var mesela. Hip-hop IJ ile başlaması. Ben onu yıllar evvel kullandım da ondan sonra ben şey olduğum için biraz daha ufak bir nezih olduğum için tık hemen Hip-hop IJ'den sonra bir 6 ay kullandım Efel çıktı. Yani kendisiyle çok şey ama şey yapmıyor. Hip-hop IJ 1. Evet. Sonra 5 falan çıkınca... Şey, kayıt yaparken müziğini dinleyemiyordum. O yüzden müziğin bir bölümünü aklımda tutup kaydını öyle yapmak gerekiyor. Evet ya, o çok hatırlıyorum onu. Ama bir görsel şekilde mikrofon sunuyordu sana. Evet. O çok güzel. O beni çok etkiliyordu. Evet. Gerçekten çok etkiliyordu. Mikrofonun da var abi. Wow diyordum, wow. Ben şeylerine bayılıyordum böyle. Renkli renkli loopları vardı. Evet. Onu çok evet. Severdim. Hip-hop IJ çok iyi. Bir de böyle çok güzel vokal sesleri vardı. Here we go falan. Oh yeah. Ha, gibi. Oh, evet. Onları here we go. Bir de şey vardı. Fatman. Fatman vardı. Ben küçüktüm o zamanlar. Fatma diyor zannediyordum ama Fatman. O zaman Fatma. Fatma önce sen de Fatmıyor muydun? Fatmıyordum. Ama. Laf atmıyormuş. Laf atma. Senin şakan oldu, benimki mi olmadı Allah aşkına? Benimkinin üzerinden aynı tarzda bir şaka yaptın. Evet, çok özür dilerim, haklısın. Fatma, Fatma. Bu güzel bir şey. Fatma. O da dünyanın en kötü şarkısı değil gerçekten. Şarkı değil. Ya çok berbat bir şey gerçekten ya. O neyse artık. Ama şeyle ilgili... Ses öbeği diyorsun. Bir şey diyeceğim. MC'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz gibi şey söyleyeyim. Ayşe Altınoğlu'nun son şarkısı ne düşünüyorsunuz abi? Bu yazın en iyi şarkısı. Ben askerde yeni bir şey çıktı. Ben askerde çak bir selam canım bana. De yanlış bir şey var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Kepsiz öyle selam verilmez. Bu selam verilmez. Kepsiz selam veriyorlar. Kepsiz böyle... Kepsiz ne demek? Kep işte kafaya taktın. Kep full işte, kep. Full. Tamam. İşte kepsiz böyle şey yapıyorlar. 3 kişi toplanmışlar. Çak bir selam canım baksana yapıyorlar. Kepsiz öyle selam verir. Kepsiz baş selam verir. Kepi taktığında böyle selam verir. İyi de
Asker selamı çakmıyorlar ki. Komutan çarpar. Ben söyleyeyim. Birlikte çarpmışlar. Çakıyorlar. Kanka, o asker selam değil. Ben seni sokakta görünce böyle yapabilirim. Allah Allah. Sen sadece alıcık mısın diye öyle yapıyorsun. Hayır böyle yapabilirim. Sen alıcık da böyle yapıyordun. Ben seni sokakta görüp böyle yapabilirim. Ama bu başka, başka herifler... Tamam ben seni sokakta görüp böyle de yapabilirim. Yok, kepsiz selam veriyor. Kepsiz selam veriyor. Benim komutanı nasıl selam vereceğim hiç insanlar selamlaşırken, insanlar selamlaşırken kafalarını tokuşturunca problem olmuyor da böyle selam verirsen mi bu sana sorun yarattı? Hayır, o da sorun yarattı belki. Kafa tokuşturma. Evet. O zaman yani selamlaşmayı tek tipleştiriyorsun. Bence selamlaşma tokalaşmaktan ibaret olmalı. Öpmek de mi saçma? Öpmek saçma ya. Niye bunun devamı? Mesela kız arkadaşınla selamlaşırken tokalaşacak mısın? Evet, geçen gün bir kız arkadaşıma bunu yaptım. Yıllardır tanıdığım bir kız arkadaşıma merhaba, ne haber dedim. Sevgilin olan kız arkadaşından bahsediyorum. He. Hmm. Buluştunuz tamam mı? Buluştunuz mu böyle selamlaşacak mısın? Evet, merhaba? Evet, ne haber, nasılsın? Bence çok medeni, çok medeni bir hareket. Eskiden böyleymiş. Kravatla çıkmıyormuş. Evet. El öpmekle ilgili ne diyorsun peki? El etek öpmem ben. Bilmem o da... Bak onu konuşmuştuk de. Geçen sefer, bu geyiği yedik. Ben el öpmeye karşıyım. Biliyorum. Ben de yanındayım kesinlikle. Ha. Ben de senin gibi gelenekçi miyim? Ben öpmeyi vallahi çok makul, el öpmeyi çok makul. Para makul vereceklerse ben öperim yani. Böyle pragmatistle karşılaşıyorum. Peki öpmeden para almaya ne dersin? O da oluyor mu öyle? Hiç böyle bugün bayram bana para verdi. Evet, çok realist bir yaklaşım da. Evet, doğru. Bu bayramda bunu deneyeceğim. Evet. En yakında Kurban Bayramı var değil mi? Bilmiyorum. Kurban Bayramı mı? Neden? Bu geyiği de yaptık geçen sefer. Lütfen bak, geyikleri şimdi atıyorum. O yayını bir izlemek lazım. Demek hep biz birbirimizi tekrar edelim. Bir şey diyeceğim, Kurban Bayramı'nda üçümüz tekrar bir yayın yapalım. Evet, kabul ediyorum. Kabul edildi. Gideyim bir anam babamın elini öpeyim, geleyim ama. Kurban Bayramı ile ilgili... Dördümüz yapalım mı? Söyleyeceğim şeyler var. Dördüncümüz ama. Yeter, dokunma artık Emine. Allah Allah, dokunma. Gelmiş. Tamam. Ne? Ama çok tatlıymış gerçekten. Ben bu kadar yakından görmüşüm. Klinikte görüyordum kendisini. Biz ünlülerle tanışmak enteresan gerçekten. Hep televizyonda görürdüm. Klipte daha şişman durmuyor mu? Evet. 5 kilo. Ama ekran insan... Ya dokunmasana artık. Ama rahat edememiş. Gerçekten bu yazın en iyi pop şarkısı ben olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda gördüğüm en iyi şarkı gerçekten. Evet. Tahir Bilgi demiş ki, ya sen nasıl bir insansın Necip ya, küstüm sana, disat sen anca sokuk. He evet ya, Tahir. Şimdi ben de gördüm. Arkadaşım. Evet ya Tahir. Tahir, koşturuyordum oğlum. Ben espriyi anlamadım. Aranızda. Tamam. Evet, bize Twitter'dan 2 dakikadır bir şey yazılmıyor. Eğer sohbete katılmak, bir şeyler söylemek isterseniz Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Aslında bir akapella yapsak hemen şey olur. Akapella atsak bir tane. Bir freestyle atsana, bir free atsana. Ben evde bir program yapacağım. Üf, içerisinde freestyle'ler, akapellalar, yeni şarkı.
Çıkmam gerekiyor. Şimdi geldi yayın. Benim çıkmam gerekiyor. Yarın sabah çok erken kalkacağım ben. Niye gelmiyordu hala yayın? Gelmiş olması gerekiyor. Go. Çünkü çok erken kalkacağım ben. Bakalım. Israr da giremiyorum. İlla da gitmem gerekiyor. Evet, geldi. Ne oldu? Ben ne zaman uyuyacağım, geldi. Ne zaman uyanacağım? Vallahi geldi. Geldi, yine donuk geldi yayın. Ha, yavaş. Sadece biraz yavaş. Ben donuk duruyorum şimdi. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. Seni çok sevmiştim, sen neden bena böyle yaptın? Bena kısmına bayılıyorum. Evet, sen neden bena böyle yaptın? Evet. Evet. Hayatım Leyla. Bir yayının daha sonuna geldik. Bu konuşmaya en son bir saat önce geldik. Yayının ikinci sezonu açıldı. Bundan sonra daha sık yayın yapacağız diye düşünüyorum. Yayında ve yapımda yemeği geçen tüm arkadaşlarım. Yayında ve yapımda sadece benim yemeği geçti. Benim de yemeğim çok geçmedi çünkü sürekli takıldı yayın. Bu takılma sorununu halledeceğim arkadaşlar, öyle umuyorum. İnanıyorum halledeceğimi. Fiber'e geç artık ya. Fiber zaten 100 megabit. Üff. Evreka. Ah. Görüntü çok güzel oldu. Evet, bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Ama şimdi bunun gelmesini beklememiz lazım. Bizim iyi akşamlar dediğimizi buradan görmeliyiz ki. Ha.